Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Özel yayınımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda çoklu baro düzenlemesini de içeren kanun teklifini konuşacağız. Aynı zamanda sosyal medyaya getirilmesi planlanan düzenleme hakkında da konuklarımızın fikirlerini alacağız. Çok değerli konuklarım program boyunca bana eşlik edecek. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Erzurum Baro Başkanı Sayın Talat Göğebakan. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Seda. Biz teşekkür ederiz. Avukat Özcan Pehlivanoğlu. Sayın Pehlivanoğlu, siz de yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve Avukat Sezgin Özkan bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Merhaba, Sayın hoş Sezgin. Bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ve Sayın Avukat Fırat Kayaönü, siz de hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Kayaönü. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Efendim, ben hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi 28 maddelik bir kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlandı. Bugün Meclis Genel Kurulu'na geldi çoklu baro düzenlemesinde içeren kanun teklifi. Sayın Göğebakan, ben ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Çok tartışmalı bir kanun teklifi. Bugün genel kurulda görüşmeleri başladı, şu dakikalarda da hala devam ediyor. Sizce bu teklife ihtiyaç var mıydı? Yani teklife ihtiyaç var mıydı? İhtiyaç olan bölümleri var. Yani düzenlemelerin yerinde olup olmadığına bakmaksızın söylüyorum. Düzenlemeye ihtiyaç duyulan bölümler vardı. Hiç ihtiyaç duymayan, çok karıştıran, çok tartışılan düzenlemeler de var. Yani biz kendi aramızda baro başkanları olarak tartışırken özellikle hem Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsil konusunda sorunlar olduğu noktasında yoğun bir tartışmamız vardı. Özellikle geçen yıl 2019 yılında Samsun'da yapılan Mali Genel Kurul'da had safhaya çıkan bir tartışmamız vardı. Delegasyon konusunda, temsil konusunda bir sorun vardı. Yine özellikle büyük barolarda, daha doğrusu çarşaf listenin blok listeye dönüştürüldüğü büyük barolarda diğer kesimlerin, kazanan liste dışında ya da o listeyi destekleyenlerin temsil edilmediğine dair yoğun tartışmalar oldu. Bu konularda bir düzenleme gerektiğini zaten yoğun olarak düşünen, sayısı da az olmayan barolar vardı, baro başkanları vardı. Fakat yani hem nispi temsili isteyen taraftar olan barolar vardı, hem delegasyonun yeniden düzenlenmesini isteyen barolar vardı. Sayılar da az değildi. Ama bir de bizim karşımıza bunlarla birlikte bir çoklu baro geldi ki bizim aramızda da kıyamet koptu. Baro başkanlarının ittifakla karşı çıktığı tek konu bu çoklu baro. Evet. Hiçbir barodan yana değil. Hatta sadece baro başkanları ya da avukatlar değil, bizim gördüğümüz hakimlerin, savcıların dahi şiddete karşı çıktığı bir içerik, düzenleme getiriyor. O kadar çok sorunlar var ki, yani eğer sonradan ben buraya dönebileceksem siz söz verdiğinizde döneyim, hiç bu konulara girmeyeyim ama buna gerek var mı dediniz. İsterseniz sadece bu konuyla. Evet. Avukatların bugün mevcut durumda neler yaşadığı, hangi sorunlarla karşılaştığı konusunu ayrı bir başlık olarak inceleyeceğiz. O zaman ben sözünüzü tamamladıysanız Sayın Pehlivanoğlu'na hemen yönelteceğim. Tamam. Daha sonra söz hakkı verdiğinizde ben dönelim. Yani çünkü çoklu baroya ilişki söylenecek çok şey var. Evet. Çok şey var. Evet. Sayın Pehlivanoğlu, hem ihtiyaç var olup olmadığını soracağım size, hem de çoklu baro tartışması üzerinden sizin de fikirleriniz vardır. İsterseniz sizin değerlendirmelerinizi de alalım. Duyabiliyor musunuz Sayın Pehlivanoğlu? Sanırım bir teknik sıkıntı var. Ben hemen Sezgin Özkan'a dönmek istiyorum, sayın konuğuma.
Şimdi genel kurulda görüşmeler bugün devam ediyor. Bugün birçok sorun olduğunu konusunda da aslında Sayın Talat Bey giriş yaptı ama o konuyu ayrıca işleyeceğiz. Sizce gerçekten bu teklife bir ihtiyaç var mıydı? Çoklu baro düzenlemesi de çok tartışılan bir konu. Kesinlikle çoklu baro düzenlemesi diye bir teklif hazırlamaya gerek yoktu. Benim şahsi kanaatim de bu yöndedir. Çünkü çoklu baro avukatları bir arada tutan o genel yapıyı yıpratıp zayıflatmaya yönelik bir tekliftir. O nedenle de şu anda avukatların kesinlikle böyle bir çoklu baro kuralım ya da işte büyük şehirlerdeki baroları bölelim gibi bir talepleri zaten yoktu. Ha, Talat Başkanım'ın dediği gibi belki temsilde bir takım düzenlemeler yapılabilirdi. Bununla ilgili yine Talat Başkanım'ın dediği gibi avukatlar arasında, meslektaşlarımız arasında çeşitli eleştiriler söz konusu oluyordu dönem içerisinde ama hiçbir zaman çoklu baro talebi hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun meslektaşlarımızın hiç kimseden böyle bir talep geldiğini ben işitmedim, duymadım. Bence de gerek yoktu yani böyle bir. Bu noktada mesela İstanbul Barosu çok örnek gösterildi meclis tartışmalarında evet. Da. Yine hem AK Parti'den gelen açıklamalarda da böyleydi. Yani yaklaşık 50 bin avukat var. Mevcut evet. Baro başkanının 8 bin oyla seçildiği, 42 bin kalan kesimi temsil edip etmeme noktasında işte bu noktada ihtiyacı olduğu söyleniyor. Şimdi şunu çok net belirtmek istiyorum. Temsilde aksayan noktalar olduğu düşünen meslektaşlarımızın varlığını da az önce de söylemiştim zaten. Bununla ilgili bir yasal düzenleme yoluna gidilebilirdi. Bu sorun ortadan kaldırılabilirdi. Ama bunu hiç gündeme getirmeden direkt olarak baroları çeşitli etnik gruplar ya da siyasi düşünceler bazında bölmektir yanlış olan. Ama temsil noktasında sizin de söylediğiniz gibi eğer İstanbul Barosu 48 bin avukata 8 bin oyla temsil yani 8 bin oyu alan bir başkan temsil ediyorsa, ha bununla ilgili işte 7500 oy alan diğer aday hiçbir şekilde baro yönetiminde ya da delegasyonda yer alamıyorsa, bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir miydi? Bu tartışılabilirdi. Ama çoklu baro kesinlikle ve kesinlikle tartışılmaması gereken bir konu. Evet. Sayın Pehlivanoğlu şu an duyabiliyor musunuz bizi? Duyuyorum. Sesinizi duyuyorum. Evet. Şimdi hemen size de yönelteyim. Genel kurulda görüşmeleri başladı. Bunun ihtiyaç olup olmadığı tartışılıyor. Ve şu örnek veriliyordu tam Sayın Özkan'a da onu sormuştum. Yani işte İstanbul Barosu üzerinden AK Parti'nin çok örnek verdiği bir konu olduğu için hemen size soracağım. Yaklaşık 50 bin avukatın olduğu bir baro. Baro başkanı, mevcut baro başkanı 8 bin oyla seçildi. Bu da temsilde adaleti sağlamıyor diye bir eleştirisi var hükümet cephesinin de. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi ben ilk önce İstanbul Barosu avukatıyım. Onu belirtmem lazım. İstanbul'da tabii İstanbul enteresan bir şehir. Bir nüfusu var. Tabii doğal olarak da avukat sayısı İstanbul'da fazla. Türkiye'de sanat barolardan bir tanesi İstanbul Barosu. İnsanın aklına şu soru geliyor. Birdenbire bu avukatlık mesleğiyle hükümlerin, iktidar koalisyonunun aklına bunlar niçin geldi, neden geldi? Şimdi uzun zamandır baroların düzenlemesi, Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlemesi bu şekildeydi. Şimdi ben mesleğe başladığım günden beri İstanbul'daki baro seçimlerinden fevkalade rahatsız olmuş bir avukat. Bir avukat bir meslek ve bu mesleğin kendine göre sorunları var. Bunlar için avukatlar çözümler bekliyorlar. Ama siyasi irade devamlı olarak hukuk hakkında, hukuk yapısı hakkında devamlı surette kararlar alıyor. Bundan önceki ama hiçbir şekilde bu mesleğin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve gerçek manada yapılabilmesi için hiçbir çaba sarf edilmiyor. Şimdi benim avukat olma hikayem de çok ilginçtir. Ben 1980 yılında Almanya'daydım. Almanya'da bir haksızlığa uğradım. Haksızlığa uğradıktan sonra Alman mahkemelerinde bir dava açtım.
Bu dava bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme süresince hakkımın teslimine karar verdi. Fakat bunun üzerine beni o dönem bir üniversiteye kayıt olma ve okuma meselesiyle ilgiliydi bu. Üniversitenin rektörü beni çağırdı. Dedi ki biz yabancı öğrencilere işte %5 kontenjan ayırdık. Ama eğer sen hak kazanırsan seninle birlikte 5-17 kişi kazanıyor bu hakkı. O sebeple seni bu okula almamız, yani yargı kararının varlığına rağmen bu okula almamız ve okutmamız mümkün değil dedi. Ben de inşaat mühendisliğine kayıt olmuştum. İnşaat mühendisi olmak istiyordum. Ve bunun üzerine Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Ya dedim ki ne kadar adaletsiz bir dünya. İşte dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesinde. Hukuk açısından da gelişmiş olduğu kabul edilen, farz edilen, modern hukukun doğduğu yerlerden bir tanesi Almanya. O sebeple de burada bile böyle bir haksızlık varsa ben idealist bir genç olarak Türkiye'ye dönüp hukuk fakültelerinde okuyayım ve avukatlık mesleğini icra edeyim diye kendi kendime düşündüm. Ve geldik burada işte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduk ve avukatlık mesleğine başladık ve meslekle ilgili birçok sorunlarla karşılaştık. Bunlardan bir tanesi barolardır ve bizim İstanbul'daki baro seçimleridir. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Çoklu baro isteyenler İstanbul Barosu'nun 2 yılda bir yapılan seçimlerine gidip o grupları görsünler. Ben de o gruplardan bir tanesinin mensubuyum. Aşağı yukarı 7, 8, 9, 10 değişir bunun. İdeolojilere, fikirlere bağlı ki olmaması gerekir. Meslekte bunların göz önüne alınmaması gerekir. Gruplar, tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen çatışmalar avukatlar arasında çok üzücüdür, fevkalade üzücüdür. Yani meslekle ilgili, avukatların genel haklarıyla ilgili, sosyal haklarıyla ilgili, ekonomik haklarıyla ilgili ve kazanımı olması gereken meselelerle ilgili konular tartışılmaz, konuşulmaz. İnsanlar ideolojilerine, fikirlerine göre gruplaşmışlardır. İçinde bölücüler vardır, etnik ırkçılar vardır, işte milliyetçiler vardır, şeriatçılar vardır, İslamcılar vardır, sosyal demokratlar vardır. Sosyal demokratların kendi aralarında bölmüşlükleri, kamplaşmaları vardır. İşte mevcudu koruyan 8 bin civarındaki veya 9 bin civarındaki avukatın seçimiyle bir baro başkanı ve baro yönetimi oluşur. Şimdi tabii bugüne kadar yani madem ki bu konuda sıkıntılar vardı, sorunlar vardı, iktidar kararıyla ve bundan önceki de siyasi yapılara sormak lazımdı. Neredeydi? Çoklu baronun mahsurlarını görmek için işte İstanbul Barosu seçimlerine gelmek lazım. Gerçekten çoklu baro Türkiye'de çok farklı sıkıntılar, sorunlar yaratabilecek bir uygulama. Ve bunu bize iktidar bloğu teklif ediyor. Biz bunu mesela Cumhurbaşkanlığı, işte seçilmiş Cumhurbaşkanlığı sisteminde de gördük. Şimdi çok enteresan bir şekilde 8 bin avukatın İstanbul Barosu'nu yönetmesini veya işte delegeleri tamamını elde ederek Türkiye Barolar Birliği'nin yönetimini etkilemesini konuşuyoruz ama Türkiye'de de %56'lı yöneten bir iktidar var. Bunun mahsurlarını konuşmuyoruz. Yani iş döne döne gelip de baroların çoklu baro haline getirmesine geldiyse bunda başka manalar aramak lazım. Başka sahipler aramak lazım. Evet. Başka kasıtlar var diye düşünmek lazım. Onun için ben bir baro bir meslek örgütüdür. Ben dünyanın en büyük barolarından birinin mensubu olarak o baronun benim bir meslektaşı olarak şahsıma doğru düzgün bir katkı yaptığını meslek hayatım boyunca gördüğümü söyleyemem. Böyle de düşünmüyorum. Ama buna rağmen çoklu baronun Türkiye'ye çok büyük mahsurları olacağını düşünüyorum. Biz aslında avukatlar, Türkiye Barolar Birliği, bütün Türkiye'deki barolarımızın kirayesi bu mesleği her anlamda geliştirmek ve meslektaşlarımızı mutlu ve huzurlu etmek için adeta sendikal bir anlayış içerisinde bu. Şimdi şunu söylemek de istiyorum bununla birlikte. Hükümetin bu teklifine karşı barolarımızın gösterdiği mücadeleyi yürekten bir meslektaşları olarak destekliyorum. Sonra mücadelesi lazım diye bununla ilgili düşünüyorum. İnşallah yani bunu başarabiliriz. Pek ümitli değilim gerçi. Karamsarım yani. Bugüne kadar elde edilmiş Türkiye'de bu anlamda meslektaşlarımın pek fazla bir hakkı yok. Hep geriye gitmiş iş. Hep geriye gitmiş. İleriye götürememişiz.
Onun için bu konuda iktidar bloğunun, burada şimdi sadece iktidar yok, iktidarın bu yasa teklifini meclisten geçirmesine tek başına gücü yok. Ama iktidar bloğunun çok büyük sorumluluklar taşıdığını düşünüyorum. Geçen gün, bir iki gün önce zannediyorum, Yeni Çağ Gazetesi'nde Orhan Uğurluoğlu'nun Osmanlı'nın son dönemlerinde 1800'lerden sonra çoklu baro tartışmalarının neler getirebileceğine dair örneklemeleri vardı Osmanlı döneminden. Fevkalade sıkıntı verici bir şey. Ama yani biz Osmanlı'nın 1800'le 1900'lü yıllar arasında, 1918 arasında hukuk açısından yaşadığı, hukukçular açısından yaşadığı sıkıntıları Cumhuriyet döneminde de yaşadık. Son 40 senede, 50 senede de yaşadık. Bu çoklu baronun teklifinin kanunlaşmasıyla daha büyük sıkıntılara düçar olacağız. Bunu iktidar bloğunun daha henüz bu yasa teklifi meclisten geçmemişken yeniden değerlendirmesini, Türkiye'de yeni sıkıntılar yaratacak bu konuda vazgeçmesini ben diliyorum. Nasıl ki seçilmiş Cumhurbaşkanlığı sisteminin mahsurlu olduğuna dair anayasa değişikliklerine ben bir hukukçu olarak, Türkiye Barolar Birliği de o gün barolarımız da buna şiddetle karşı çıktılar çoğunluğu. Karşı çıkmamıza rağmen anayasada çok az bir sayıyla, çok az bir oyla işte geçtiği farz edildi. Ondan sonra dendi ki futbol maçı gibi değerlendirildi. İşte gol atan galiptir diye bir ucuz tufli bir değerlendirme yapıldı. Şimdi bunun mahsurlarını tartışıyoruz. Evet. Şimdi yine çoklu baronun getireceği sıkıntıları sonra tartışmamak için, sonra onun ortaya çıkartacağı ağır bedelleri ödememek için ben dilerim ki mesela en azından şunu yapabilirler. Bizim Ekim ayında İstanbul Barosu'nun yeniden seçimleri var. İstanbul Barosu'nun seçimlerine gelsinler, avukatların bölünmüşlükleri, avukatların ideolojilerine göre hareket etme. Ne kadar meslek dışı davranışlarda bulunduklarını görsünler ki bu benim için üzücüdür. Belki avukat arkadaşlarım beni kınayabilir, bu eleştirilerimi kabul etmeyebilir ama durum böyledir. Eğer İstanbul Barosu seçimlerine gelirseniz, bu kıyasıya kavgaları, kıyasıya mücadeleleri görürseniz ki aylar öncesinden başlar, aylarca sürer bu mücadeleler, toplantılar, kahvaltılar, işte gruplaşmalar sürer gider. Bölgeler oluşmuştur İstanbul'da. O bölgelerde temsilciler vardır. Ama insanlar müthiş bir mücadele içerisine girerler. Şimdi ben kendim siyasal olarak veya fikir olarak bir düşünce sahibim. Ama bu mesleğimle ilgili değil ki. Biz yani aynı doktorlar gibi Hipokrat yeminine benzer bir yemin etmiş insanlarız. Yani biz avukatlık mesleğini en ideal anlamda sürdürmemiz lazım. Mesela bizim avukatların bürolarında çok meşhur bir söz vardır. Ben bunu da izleyenlere dikkatine sunmak istiyorum yani. Çok bunu hepimiz biliriz. Molière diye bir felsefeci düşünür. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı diye. Benim fikrim de benim efendim değildir bu konuda. Düşüncelerim de efendim değildir. Sadece hukuk içerisinde kalarak mesleğimi avukatlık kanununun ikinci maddesi uyarınca avukatlığın amacına uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu engellemeye, önlemeye çalışıyorlar. Yıllarca mesela Türkiye'de FETÖ'nün bu terör örgütünün daha sonraki terör örgütü olduğunu kabul ettik. Başlangıçta onun da terör örgütü olduğunu kabul etmiyorduk. Bir hizmet örgütü, bir hizmet kuruluşu falan olduğu gibi böyle uçuk fikirler ifade ediyorduk. Onun hukuk, Türk hukuk sistemine, Türk hukuk yapısına ne kadar zarar verdiğini hep beraber sonra gördük. İşte şimdi peşin peşin yine iktidar bloğunu ben şahsen uyarmak istiyorum. Avukatlık evet. mesleğinden elinizi çekin. Barolarımızın üzerinden elinizi çekin. Ve bizi birbirimize bırakın. Bizden gelen talepleri değerlendirerek siz bizim ihtiyaçlarımıza dönük yasa teklifi hazırlayarak mecliste kanunlaştırın. Yoksa yukarıdan dayatmayla avukatlık mesleğiyle ilgili olmayan siyasi yapılar olarak bu işten elinizi çekin ve bu işten uzak durun diye düşünüyorum. Ve Ekim ayına kadar bekletsinler bence. Gelsinler İstanbul Barosu seçimlerindeki kaoslu, karmaşayı, kargaşayı görsünler. Ve o kaosun, karmaşanın avukatlık mesleğine hiçbir fayda getirmediğini de avukatlardan dinlesinler. Ondan sonra belki daha objektif bir yere gelebilirler konuyu.
Ama çoklara dayatmasının arkasında bence çok farklı amaçlar var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Kayaöne, hemen size geçmek istiyorum. Şimdi Çoklu Baro'ya da artık ince ayrıntısına kadar geçmiş olalım. Şimdi teklifin yasalaşması durumunda 2000 avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. Şimdi bunun tehlikeleri, sakıncaları olduğu da söyleniyor. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere meseleyi bence ikiye ayırmak lazım. Bu teklifi ben düşünürken öyle yapıyorum. Şimdi iki boyutu var bu teklifin. Bir tanesi delege, yani Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi esnasında il barolarının delegelerinin ne kadar olacağına dair bir tartışma ve bir yandan da bir çoklu baro. Şimdi aynı zamanda yani sadece Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi meselesinde değil, aynı zamanda baroların kendi seçimlerinde ve Türkiye Barolar Birliği'nin seçimlerinde delege ve temsilin çoğunluk mu, nispi mi, buna dönük de bir bölüm var. Aynı zamanda bir çoklu baro bölümü de var. Ben Talat Başkanımız da dedi, Erzurum Baro Başkanımız, Türkiye Barolar Birliği'nin seçimlerinde veya baroların kendi seçimlerinde delege sayısı veya temsilde adaleti sağlayacak formüllerin konuşulabileceği, düşünebileceği kanaatindeyim. Çünkü şimdi halihazırda böyle bir yani Anadolu baroları diye tarif edebileceğimiz barolardan halihazırda böyle bu zamana kadar duyduğumuz tepkiler varsa veya aynı zamanda büyük illerdeki barolarda bir öyle veya böyle bir özgür ağırlık taşıyan meslektaş gruplarının seçimlere aday olması ancak hiçbir şekilde yani dediğim gibi işte 8 bin oy alıyor bir başkan adayı ve listesi. 7500 oy alan hiçbir sandalye, hiçbir temsil yönetim kurulunda, denetim kurulunda, disiplin kurulunda veya TBB delegasyonunda hiçbir temsil edilmediği yönünde bir şikayet varsa bunun bence dikkate alınması gerekir bir şey. Yani burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de %51 alan bütün şeyleri koltukları oturuyor. Niye bunu mesele yapıyoruz demek bence buradan çıkış için doğru bir argüman değil. Yani o evet o yanlış bir sistem ama bu tarz eleştiriler varsa barolarımızda bunu düzeltmek noktasında, temsilde adaleti sağlama noktasında çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Yani o yanlış önce onu düzeltin sonra biz kendimize bakarız demek biz meslektaşlar olarak, avukatlar olarak kendimiz burada bir demokratik veya temsilde adaleti sağlayıcı bir formül bulmaya çalışalım. Ben bu meselenin ayrı olduğunu, bu meselenin konuşulmaya değer olduğunu ama çoklu baro denen olayın hiçbir şekilde kabul edilemeyecek adalet sisteminin ve ülkenin sisteminin de üniter yapısının da dibine dinamit sokacak bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Tabii diye baro başkanımız, üstadımız da bence o biraz yarıda kesti. Kendisi daha ayrıntılı anlatacaktır ama o ben de kendince fikirlerimi şeyle çoklu baro ile ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Anayasanın 135. maddesi açık. Bu maddemiz diyor ki meslek örgütleri mesleki anlamda dayanışma anlamında meslek örgütleri kurabilirler. Yani aslında baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin dayanağı Anayasa'nın 135. maddesi. Ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi avukatlık kanununu iptal ettiği kararında da özetle şunu diyor. Barolarda diyor alelade bir meslek örgütleri değildir. Kamu kurumu, kamu hizmeti yürüten meslek örgütleridir aynı zamanda. Yani bir rehberler odası, o kararda rehberler odasından bahsediyor. Bir rehberler odası değildir diyor barolar ve barolar birliği. Ayrı bir kamu tüzel kişiliği anlamında bir hükmü şahsiyet olduğu belirleniyor. Yani burada bir kere bunu koymak lazım. Baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların ne olduğunu ortaya koymak lazım. Şimdi bu çoklu baro kesinlikle temsilde adaleti sağlamaz. Barola meslektaşlarımızın güçlü barolar altında örgütlenmesini ve tek muhatap yani idare karşısında, başsavcılıklar karşısında tek muhatap kendi şu an güçlü bir şekilde tek muhatap olan tek il barosuyken bunun bölünmesini ve güçsüzleşmesini sağlar. Daha kötüsü
sadece mesleki anlamda, mesleki dayanışma anlamında bir araya gelmesi anayasal olarak belirlenen barolar maalesef siyasi, etnik, dini temellerde bölünme gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Çünkü bu olacak yani görünen biraz bu. Farklı siyasal kökten gelenler bir baro oluşturacak ve avukatlar bölünmüş olacak. Bu yargının siyasallaşmasına neden olur. Bilmem ne barosuna mensup olan avukatların kararlarına, davalarına, dosyalarına bakma noktasında hakimlerde ve savcılarda bir görüş aykırılığa neden olur. Demin dediğim gibi üniter yapıyı bozar ve bundan bazı, şimdi bu çok konuşulan bir mesele değil ama bazı, bugün kabul etmek lazım. Şimdi burada evet 80 baromuz ve Türkiye Barolar Birliği'miz bu çoklu baroya baştan karşı, kafadan karşı. Bu çok net bir durum. Burada bir fikir ayrılığı yok. Ama bazı barolarımızın yönetimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesiyle de çok bağdaşmayan, daha ayrılıkçılığa, bölücülüğe yakın tavırlar sergilediği de maalesef bir gerçek. Şimdi bu çoklu baro düzenlemesiyle bu tarz baroların gücünün arttığını bence iktidar görmesi lazım. Yani bence iktidar partisinin, yani daha doğrusu iktidar koalisyonunun, milletvekillerinin, meclis başkan vekillerinin ve hukukçu milletvekillerinin bir Türkiye'nin üniter yapısının altına bir dinamit, başka bir şey yapacağız derken, o da çok büyük bir hata, ama Türkiye'nin üniter yapısının altına dinamit soktuklarını görmeleri lazım. Bir diğer husus, bunu da tamamlayayım, çoklu baronun zararlarını kendimce söylemiş olayım. Şimdi barolarımızın bazı idari faaliyetleri de var. Mesela CMK sistemi var Türk baroların. Adli yardım sistemi var. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de bölünmüş barolarla Adalet Bakanlığı veya başsavcılıklar bu CMK süreçlerini, adli yardım süreçlerini nasıl yürütecekler? Türkiye Barolar Birliği'nin, ama barolarımızın staj yükümlülükleri var. Daha gevşek bir staj staj süreci yürüttüğünü iddia eden baroya bir akım olacak. Bu staj meselesini denetimden çıkaran bir şey hale gelecek. Aynı şekilde avukatların disiplin soruşturmalarının noktasında, ya biz disiplin sürecini biraz daha gevşek tutuyoruz dendiği zaman orada çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Toplamında da vatandaşın hakkını, hukukunu savunma noktasında çok büyük sorunlar çıkaracak bu çoklu baro meselesi. Kısaca ben, yani çok kısa da olmadı belki ama çoklu baro meselesinin evet meclise sunuldu ama tekrar konumuz gelirse söyleriz. İktidar partisi ve daha doğrusu iktidar bloğundaki partilerin değerli milletvekilleri tarafından bu dediğim üniter yapıya zarar vermesi noktasında ve avukatlık mesleğini içinden çıkılmaz, adalet sistemini içinden çıkılmaz bir hale getirme noktasında ki noktalarda geri dönmelerini, bu sürece oy vermemelerini onlardan temenni ve rica ediyoruz. Ve bu şekilde de meslektaşlarımız olarak da onlarla çeşitli görüşmeler ve diyalog halindeyiz. Umut ediyoruz bu çoklu baro meselesi bu şekilde ortadan kalkar diye umut ediyoruz. Evet. Talat Bey, ben tekrar size şimdi soruyu yönlendireceğim. Şimdi çoklu baro tartışması üzerinden, şimdi hükümetin şöyle bir açıklaması oldu muhalefetin eleştirilerine. Zorunlu bir bölünme değil, ihtiyari bir bölünme. Yani isteğe bağlı bir bölünme olduğu da belirtiliyor. Sizce hem bu açıklama hem de çoklu baronun sakıncalarına ilişkin sizin fikirleriniz nedir? Şimdi Seda Hanım, yani bu nereden başladı? Biraz önce izah ettik. Yani baro başkanları, çünkü benim üçüncü dönem baro başkanlığım, baro başkanları arasında temsil sorunu, hem nispi temsil anlamında hem Türkiye Barolar Birliği delegeleri konusunda öteden beri aramızda tartışılan bir konuydu. Özellikle biraz önce söyledim, 2019 yılındaki Samsun'da yapılan Mali Genel Kurul'da, Türkiye Barolar Birliği'nin Mali Genel Kurulu'nda, ondan sonra bizim aramızda bu tartışmalar çok şiddetlendi. Türkiye Barolar Birliği'ni seçen delegeler arasında 1969 ruhunun tamamen dışına çıkan, Anadolu'yu tamamen ezen, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e,
korkunç delege avantajları sağlayan bir yapı vardı. Ve bu yapı bizi Samsun'da ezdi geçti. Hatta biz arkadaşlarımıza dedik ki hem demokrasiyi savunacaksınız, hem tek adam rejimlerine karşı duracaksınız. Ama burada da siz aynı şeyi yapacaksınız. Yani çoğunluğunuz var diye Anadolu barolarına haksızlığı yapamazsınız diye de sert tartışmalara sahne olmuştu. Şimdi bu teklifi incelediğimizde yani birkaç konu var ama yani işte aidatlardan tutun avukatlarla ilgili davalara temyiz yolu, kılık kıyafetle ilgili düzenlemeler ama bu teklifte iki tane çok önemli bizi ilgilendiren iki tane konu var. Birisi bu çoklu baro düzenlemesi. Bir diğeri de Türkiye Baro Birliği delegeleriyle ilgili olan düzenleme. Şimdi biz bu çoklu baro hakikaten birden çıktı. Nereden çıktı? Biz de bunu anlamadık. Çünkü biz kendi içimizde bir nispi temsil olabilir mi diye tartışıyorduk. Bunu da biraz önce kıymetli meslektaşlarım izah ettiler. Öyle tuhaf bir blok liste uygulamaları var ki büyük şehirlerde. 48 bin avukatı olan İstanbul Barosu'nda bir oy fazla alınca her şeyi alıyorsunuz. Bir oy eksik alan hiçbir yerde temsil edilmiyor. Yani böyle garip bir sistem var. 7600 oydu sanırım bu son seçimin ikincisinin aldığı oy. 7600 kişi hiçbir biçimde İstanbul Barosu yönetiminde, disiplininde, denetlemesinde, üst kurulunda Türkiye Barolar Birliği'ni seçen delegede hiçbir şekilde temsil edilmiyordu ki çok ciddi haksızlıklara uğranıyordu. Anadolu'da bu çarşaf listeyle bu bertaraf edilebiliyordu. Yani çarşaf liste uygulamada nispi temsili getirebiliyor. Fakat büyük şehirlerdeki bu blok listede hiçbir şansınız yok. Bir oy eksik alırsanız her yeri kaybedersiniz. Burada bir sıkıntı olduğu için biz kendi aramızda bu nispi temsil tartıştık. Nispi temsile taraftar olan baro sayısı da hiç az değildi. Fakat tuhaf biçimde bu uygulamanın sahibi olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi blok listeyi uygulayan büyük şehirler hiçbir biçimde buna razı olmadılar. Hatta çoğu zaman tartışmamıza bile engel oldular. Şimdi 1969 yılında yani çoklu baroya biraz delegasyondan geleceğim. Nereden? Nispi temsile nereden geldik biz? 1969 ruhu aynen şöyle. Anadolu barolarına kurulurken 2 delege vermişler. İzmir barosuna 3 delege, Ankara'ya 7, İstanbul'a da 10 delege vermişler. Avukat sayısı o gün 12.500 Türkiye'deki. Sonra demişler ki her 300 avukat içinde artı bir delege vereceğiz. 2020 yılına geldiğimizde 1:5 dengesi var bakın sabitte. İstanbul'la Erzurum arasında örnek 1:5 dengesi var. Sonra bu orantısız büyüme yüzünden aslında hormonlu büyüme işte hukuk fakültelerinin sayısı 100'ün üzerine çıktı. Biz bir türlü sınavı getiremedik, derdimizi anlatamadık. Avukat sayısı 130 bine çıktığında Erzurum'la İstanbul arasındaki delege oranı 1:40 oldu. Ve öyle bir yere geldi ki biz 65 baro bir araya geliyoruz ancak bir İstanbul edebiliyoruz. 65 baro bir İstanbul. Zaten İstanbul Ankara'yı İzmir'i yanına aldığında Türkiye'nin 77 barosunun esanesi okunmuyordu. O yüzden ciddi tartışmalara konu oldu. Ve biz kendi içimizde şunu söyledik. Dedi ki yani öyle bir şeyle geliyor ki İstanbul'da Özcan Bey benden çok iyi bilir. İstanbul'dan 150'nin üzerinde delege geldiğinde aynı düşünceyi temsil eden insanlar gelir. Hiç kimse orayı bölemez. Hiç kimse orayı delemez. Araya giremez. Çünkü blok listedir. Aynı düşüncedeki insanların temsil ettiği bir yapıdır. Aynı yapı gelir. Türkiye Barolar Birliği'ni belirler. Türkiye Barolar Birliği'nin kaynak yapısını da belirler. Biz bundan Samsun'da özellikle çok muzdarip olunca dedik ki aslında tüm organlarda da biz istemedik. Dedik ki Türkiye Barolar Birliği delegasyonunda en azından nispi temsil uygulansın. Çünkü korkunç bir
demokrasiye aykırı uygulama var. Sürdürülebilir bir yapı değil. Onunla başlayan delege 150'yi geçmiş, 158'e gelmiş ve bu sürekli artıyor. Artık biz genel kurullarımızı stadyumlarda yapacak duruma geleceğiz. Buna bir düzen vermek lazım diye delegasyonda biz nispi temsili savunduk. Fakat bizi konuşturmadılar. Yani hiçbir biçimde İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirler bunun konuşulmasına, tartışılmasına dahi tahammül edemediler. Biz bunları tartışırken bu teklif birden çıktı önümüze. Çoklu baro. Ya çoklu baro, yani dünyada, dünyanın ciddi yerlerinde bir defa öyle uygulamaları, örnekleri olan bir şey değil. Çoklu baro ile birlikte şunu unuttular. Barolar kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleridir. Yani devletin memuru bir suç işlediğinde Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılanır. Ama aynı suç işlediğimizde bizler Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırız. Plakalarımız resmidir. Devlet protokolünde yer verilmiştir. Şimdi böyle bir meslek örgütüyle oynuyorsunuz. Yani bizi o yüzden rehberler odasıyla ya da elbette bütün mesleklere saygımız sonsuz ama yani diğer mesleklerle karşılaştıramazsınız. Çünkü bizim hesaplarımızı, disiplin işlemlerimizi, baromuzun her şeyini Adalet Bakanlığı'nın, Hakim Savcılar Kurulu'nun hakim müfettişleri incelerler. En ufak bir şey bulduklarında da biz kendimizi Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken buluruz. Şimdi bunu düzenlerken çok gariptir. Yani baro başkanları içerisinde her siyasal yapıya mensup baro başkanlarımız var. 3 baroyu şu an ilgilendiriyor. Belki biraz zorlanıp Antalya bu potaya girecek. 4 baroyu ilgilendirdiği halde siyasal düşüncesine bakılmaksızın 80 baro bu çoklu baro düzenlemesine çok sert tepki gösterdiler. Çok. Hatta ben bir tweette, attığım bir tweette bunu yazdım. Ya bizi ilgilendirmediği halde, 3 baro ilgilendirdiği halde buna 80 baro karşıysa ya bunu çöpe atmalısınız. Çünkü beni ilgilendirmediği halde ilkesel olarak ben çok sert tepki gösteriyorum. Çünkü savunmaya ve yargıya vereceği zarar ortada. Şimdi iktidar, siyasal iktidar bunları yanlış anladı. Yani bizim buna kim dayanak, kim destek oluyor? Biz de bunu bilemedik. Yani dönüp baro başkanlarına bakıyoruz. Yani AK Partili olduğunu bildiğimiz, önceden siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Onlar da bizimle birlikte karşı. İşte Hukukçular Derneği'ne bakıyoruz. Onlar da karşı. Ve avukatlara tabanda bakıyoruz. Her hangi siyasal düşünceleri olursa olsun hepsi karşı. Nereden çıktığını anlamadık. Bu ne zararlar verecek? Yani öncelikle bizim içimizde demokrasi tartışması çıkardı. Yani tamam biz delege konusunda ciddi bir temsil sorunu var filan demiştik ama kantarın topuzunun bu kadar kaçmasına filan taraftar değildik. Yani o zaman biz şunu demiştik, avukat sayısı şimdi 10 kat arttı 1969'a göre. Hadi gelin biz bu formülü güncelleyelim. Kendi aramızdaki tartışmaları söylüyorum. Yani 3000 avukata bir delege verin. 2000 avukata bir delege verin. Ama bir de kantarın topusu kaçtı. 5000 avukata bir delege formülü gündeme getirildi. Yani kendi şahsi fikrimi soruyorum. Bu demokratik değil. Yani 5000 avukata bir delege dediğinizde Türkiye'nin en küçük barosuyla en büyük barosu arasındaki delege oranını 1'e 3'e getiriyorsunuz. Yani birinde 48 bin avukat var, birinde 35 bin avukat var. Evet biz bunun eski dönemin demokratik olmadığını söylüyorduk ama ya bu döneminde bu bir her 5 bin avukata bir delegenin de demokratik olduğunu söyleyemeyiz. Yani kantar topusu çok fazla kaçtı. Ha çoklu baro bize ne getirecek? Valla çoklu baro sıkıntıdan başka, yargıyı mahvetmekten başka, savunmayı ve avukatları birbirine düşürmekten başka baroları hiçbir şey getirmeyecek. Tamamen kaos getirecek. Şimdi iktidar kanadı diyor ki ya bunda ne var yani bu ihtiyari işte istediğiniz baroya gidin kaydolun. Bakın şunu düşünecekler. Yeni başlayanlar diyecekler ki eğer iktidar kanadına yakın baroya üyeyseniz
Siz hakim savcı olabilirsiniz. Bakın iktidarın bunu söylemesinin önemi yok. Ama algı böyle olacak. Ben iktidar kanadına yakın olan baroya gideyim ki hakim savcı olabileyim. Ya burada bir rekabet aramanın da bir anlamı yok ki. Yani biz anonim şirket değiliz. Yani siz baroların arasına rekabet koyamazsınız. Biz disiplin işlemi yapamayız. Biz aidat toplayamayız. Yani biz hiçbir iş yapamayız. Bu sefer diyecek ki biraz önce kıymetli meslektaşlarım belir. Ya filanca baro çok rahat. Oraya gidin. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunu söyledik, dilimizde tüy bitti. Ya terör örgütlerine baro kurdurursunuz. Bakın bunu da hiçbir biçimde engelleyemezsiniz. Yarın örgütler barolarını kurarlar, hiçbir biçimde engelleyemezsiniz. Siyaset kurumu ayrı bir yere getiriyor. Bakın şimdi İstanbul'da fiilen yani şey teorik olarak mümkündür. 24 tane, 25 tane baro kurabilirsiniz. Ya İstanbul başsavcıları, İstanbul komisyon başkanları, ya bunların hangisiyle muhatap olacaklar? Söylentinin önüne geçebilir misiniz? Yani adliye şunu koruyor, bunu koruyor. Hakim savcıya filanca baro daha yakın. Oraya giderseniz davalarınız daha çabuk halledilir, daha kolay halledilir. Ve işin kötü tarafı vatandaşa da bunu yerleştirebilirsiniz. Yani biz bu kadarını saydık ama yani hakikaten bütün meslektaşlarımız sayıyor. O saymakla bitmeyecek kadar zararı var. Fakat bir tek kişi ya bunun bir tek faydasını sayamıyor. Yani bu düzenleme niye gelinir? Biraz önce şunu da düzeltmeyi isterim. Hep sosyal medyada da döndü. Çoklu baro bir FETÖ projesidir. Ya sadece FETÖ projesi de değil. Yani Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı TESEV'in de projesidir. Yani bu tür yapılarda çeşitlilik, işte rekabet ortamı yaratan bir çok sesliliği onlar da savunuyorlar. Ama dünya ciddi ülkeler bunu kabul etmiyorlar. 80 baro tamamı Türkiye Barolar Birliği zaten bildirilerimizi de açıkladık. Buna hiçbir biçimde yana değiller. Bu yargıyı mahveder. Yani çok geç de değil. Bundan beyanmal vazgeçmek durumundalar. Bizim talebimiz bu. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Seda. Sezgin Bey hemen size de soracağım aynı soruyu. Çoklu baronun sakıncalarını meslektaşlarınız da belirtti. Sizin de bu konuda düşünceleriniz vardır. Çünkü Türkiye Barolar Birliği ve 80 baro da bu maddeye karşı. Evet. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Çoklu baro aslında bu coğrafyada yaşayan yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ilk defa karşılarına çıkan bir durum değil. Müteakkere döneminde de zaten İstanbul'da ilk barolar kurulmaya başlandığında çoklu baro sistemi vardı. İşte Ermeni barosu ayrıydı, Rum barosu ayrıydı, Türk avukatlardan oluşan baro ayrıydı zaten. En büyük sakıncalardan bir tanesi de işgal devletleri tarafından işgal başladığında bu baroların işgal devletleriyle işbirliği yaptığı, onlara ajanlık yaptığı zaten tarihin kayıtlarında mevcut. Yani biz şimdi yıllar sonra, 100 yıl sonra denenmişi denemek için aslında geriye dönüyoruz. Buradaki tüm meslektaşlarımın söylediği gibi yani siz terör örgütlerinin de, dini grupların da yani aklınıza gelebilecek her türden grubun bağımsız olarak bir baro kurmasına yol açıyorsunuz ve bunu denetleyebileceğinizi iddia ediyorsunuz ki bu mümkün değil. Bakın ben bugün bu olaylar başladığı dönemden beri vatandaşlarla da konuşuyorum, halkımızla da konuşuyorum. Gelen müvekkillerle de konuşuyorum. Az önce Talat Başkanımın söylediği gibi yani bir stajyer, ben o baroda staj yaparsam hakimlik sınavını kazanmam daha kolay olur dediği gibi ya da düşündüğü gibi vatandaşlar da bugün kendi müvekkilime şu soruyu sordum ve inanın utandım yani bu durumda olmuş olmaktan. Dedim ki çoklu barolar kurulursa işte hükümete yakın, yarın hükümet sistemi değişebilir, başka bir hükümete yakın yani ya siyasi oluşumlarla ilgili barolar kurulursa sen çok önemli bir davanda aklına ya işte yargıya yakın ya da hükümete yakın bir baroya davamı vereyim diye düşünür müsün? Dedim ki bu benim hem müvekkilim ve hem arkadaşım. Dedi ki evet Sezgin Bey düşünürüm yani eğer böyle bir baro kurulursa ben o baroya kayıtlı avukata davayı vermeyi düşünürüm dedi. Tabii bu
yine şunu merak ediyorum. Yani bu çoklu baro avukatların sorunlarını çözmeye yönelik. Avukatların az önce Talat Başkan'ın söylediği gibi hani Samsun'daki genel kurulda yaşanan atıyorum delegasyon sorunu çözmeye yönelik falan bir olay da değil bu. Bu tamamen avukatların güç aldıkları bağımsız işlerini yaparken demin söylemiştik ya hiç kimse köle kullanmadık. Hiç kimsenin de yani bizim de efendimiz olmadı. Bağımsız olarak mesleğimizi yaparken sırtımızı dayadığımız en büyük güç bizim baromuz ve barolar birliğimiz. Bizi bu güçten mahrum bırakmaya çalışıyorlar aslında şu anda. Bizi kürsünün önünde savunmayı yaparken, bir vatandaşımızın hakkını ararken maalesef elimizdeki gücü alıp bizi parçalayıp bölüp vatandaşın da kafasını karıştırarak avukatlık mesleğini tahmin ediyorum tarihe gömmeye çalışıyorlar. Yargılamanın üç ayağından biri, üç erkinden biri olan avukatlık mesleğine böyle bir muamele uygun görüyorlar. Tamamen yanlıştır. Kesinlikle başa çıkamayacak bir durumdur bu. Aslında bizler burada avukatlar olarak, ben Ankara Barosu'na mensup bir avukat olarak gönül rahatlığıyla şunu söylüyorum ve buradan da tüm meslektaşlarıma da şu sözü veriyorum. Bu kanun öyle ya da böyle çıkmış olsa bile ben Ankara Barosu'na ayrılmayacağım. Ve ben buradan da bütün meslektaşlarıma çağrı yapıyorum. Bu kanunu biz kadük doğurtabiliriz. Yani bu kanunun uygulanmasını biz meslektaşlar olarak engelleyebiliriz. Belki hükümet bizi içeriye almıyor. Bizim beyanlarımızı dinlemiyorlar. Bu baroların bölünmesiyle ilgili düşüncelerimizi dinlemiyorlar. O zaman diyorum ki biz kendimizi meslektaşlarımıza anlatabiliriz. Biz kendi içimizde meslektaşlarımızla anlaşıp kendi baromuzda kalabiliriz. Kendi baromuzun gücünü yine o mahkeme salonunda ya da sokakta haciz mahallinde hissetmeye devam edebiliriz. Bu bizim elimizde olan bir şey aslında. Dediğim gibi ben Ankara Barosu'ndan kaç baro bölünür bilmem ya da bölünür mü onu da bilmem. Ben inanmıyorum. Ben Ankara Barosu'na mensup meslektaşlarımın barolarından ayrılacaklarını, barolarını bırakacaklarını düşünmüyorum. Ama ben her ne olursa olsun baromda kalmaya da devam edeceğim. Evet, teşekkür. İnşallah da bölünmeyeceğiz diyelim tabii. İnşallah. Yani kanun çıkıyor. Bakın burada başka bir konu daha var aslında. Vekillerimizin sağduyusuna da inanmak istiyoruz yani. Avukatlar, bakın aslında öyle bir tehlikeli durum daha var ki. HSK'ya ve Anayasa Mahkemesi'ne biz üye veriyoruz. Yani bağımsız avukatlardan üye veriyoruz. Ya bunun seçiminde bile bir adaletsizlik ortaya çıkacak. Yani yarın iktidara yakın bir barodan ya da yarın iktidar değişti, yeni gelen iktidara yakın barodan aynı FETÖ döneminde olduğu gibi, FETÖ terör örgütü döneminde olduğu gibi işte çeşitli atamalar yapılabilecek. Yani oradan atanan insanlar seçilebilecek. Yani biz bir gün avukatken bir anda Anayasa Mahkemesi'nde karar merciinde olabilecek konumda bir meslek örgütüyüz. Yani biz sıradan bir sivil toplum örgütü falan değiliz. Anayasaya dayanan bir sivil toplum örgütüyüz ve inanın kamu hizmeti yapıyoruz. Demin meslektaşlarımın da söylediği gibi işlediğimiz suçlardan dolayı da öyle asliye cezada falan da yargılanmıyoruz. Ağır cezaya dikiyorlar direkt olarak bizi. Siz böyle bir yapıyı, bakın bu bir de tabii bu ağırlık bize şunu da veriyor. İşimizi yaparken işte bağımsız olmaya, adil olmaya, mesleğimize sahip çıkmaya itiyor. Biz bunları yaparken siz baroları bölerseniz bizim disiplin soruşturmamız bir garip olacak, aidat toplamamız bir garip olacak, meslektaşlarımıza hizmet yapmamız, meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmemiz apayrı bir sorun olacak. Yani dediğim gibi bu çoklu baro sadece ve sadece avukatların arkalarını dayamış oldukları gücü ellerinden almak. Tamamen de bu Fırat arkadaşımızın dediği gibi inşallah mecliste buna el kaldıracak insanlar bir kez daha sağduyuyla düşünür. Çünkü onlar eğer bunu yaparlarsa toplumda herkesin avukata bir gün ihtiyacı olabilir. Ve o gün o avukat işte bağımsız olmalı ve tarafsız olmalı. Sadece mesleğine odaklanmış olmalı. O yüzden bence tarihin kara
tarihin sayfalarına kara leke olarak kimse o eli kaldırıp geçmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Fırat Bey, şimdi siz çoklu baroya girerken ikiye ayırmıştınız bu teklifi. Diğer ayırdığınız noktaya hemen giriş yapmak istiyorum. Şimdi Türkiye Barolar Birliği delegasyonunda da bir değişiklik öngörülüyor. Şimdi her barodan 3 sabit bir delege ve 1 baro başkanı, 4 delege ve 5000'den sonra da bir delege çıkacak. Şimdi sizce bu durum temsilde adaleti sağlıyor mu? Şimdi ben orada Talat Başkanım'a gibi düşünüyorum. Yani Erzurum Baro Başkanımız Talat Bey gibi düşünüyorum. Şundan dolayı ya mevcut halinin bir adaletsizlik olduğu kesin. Şöyle kesin. Çünkü çok eski bir döneme, yanılmıyorsam 1969'daki bir düzenlemeyle bugüne kadar gelmiş durumdayız. İllerdeki avukat sayılarının aşağı yukarı belli olduğu, yani ve çok muazzam bir uçurum. Az önce kendisine söylediği gibi, yani bir genel kurulda ya burada bir derdimiz var diye anlatıldığı anda bile büyük barolar tarafından, güçlü olan barolar tarafından hiç o derdin önemsenmeyeceği, anlaşılmayacağı ve resmen bizi ezdiler diye tarif etti Erzurum Baro Başkanımız. Böyle nedenlere yol böyle sonuçlara yol açacak bir delege ağırlığı vardı. Ama benim bu teklif verilmeden önceki mantığım şuydu. Ya evet, böyle bir şeye galiba ihtiyaç var. Ama ya bu 300 değil de 1000 olur. 500 olur, 1000 olur, 1500 olur, bilemedin 2000 olur. Ama 5000 bana da biraz kantarın topuzunun kaçtığı şeyini gösteriyor. Ya bu ne, yani temsilde bir adalet arayışı varsa bu 5000'e bir avukat gibi bir düzenleme bu temsilde adaleti yerine getireceğini ben çok düşünmüyorum. Benim şahsi kanaatim bu. Evet, teşekkür ediyorum. Özcan Bey, ben size de hemen sormak istiyorum. Şimdi bu Türkiye Barolar Birliği delegasyonunda da bir değişiklik planlanıyor. Şimdi şöyle bir eleştiri de var. Yani işte yaklaşık 50 bin avukatın mensup olduğu bir İstanbul Barosu ile Ağrı Barosu delege bakımından aynı olamaz diye bir eleştiriler var. Bunun da temsilde adalete zarar vereceği de söyleniyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi biraz önce ben bir şey söylemiştim. Yani biz avukatlık mesleğini icra edenler, avukatlar kendi sorunlarımızı veyahut da barolar arasındaki temsilde adaleti, şehirler arasındaki temsildeki adaleti sağlayabilmek açısından kendimiz toplanıp buna çözümler üretip teklifler hazırlayıp siyasetin önüne getirebilmeliydik. Yani Türkiye'deki barolarımız maalesef başka tartışmaların içerisinde olduğu için Erzurum Baro Başkanımız bundan alınmasın. Ben böyle düşünüyorum çünkü. Biz kendi meslek sorunlarımızı siyasete kabul ettirip onları yasalaştıramadık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiremedik değişik dönemlerde. Şimdi tabii ki İstanbul'da eğer 50 bin civarında avukatımız varsa Ağrı'daki bulunan avukatlarımızla bunların temsilinin aynı olmaması gerekir. Farklı olması gerekir. O 50 bin kişinin haklarını o Türkiye Barolar Birliği'nde arayacak sayıda delegenin Barolar Birliği'nde Türkiye Barolar Birliği'nde bulunması gerekir. Ancak bunlar bizim meslek içi sorunlarımız. Biz mesleğimizi tartışmalıyız. Biz mesleğimizin geliştirilebilmesi açısından, iyiye taşınabilmesi açısından neler yapacağımızı bize bıraksınlar. Mesela Sezgin Bey çok güzel bir şey söyledi. Ben de Ankara Barosu'ndan ayrılmayacağım dedi. Yani bu yasa teklifi meclisten geçse de kanunlaşsa da ben kendi baromdan ayrılmayacağım dedi. Türkiye'de 80 baronun buna tepki vermesini çok doğru buluyorum. Ben mesela İstanbul Baro Başkanımıza oy atmadım. Onun ekibinden gelen, ki Ayşegül İstanbul Barosu'nun uzun yıllardır o ekip yönetir. Bazen de bölünmüşlerdir. Daha fazla oy aldıkları zaman da olmuştur. Onlara oy vermedim. Ama hiçbir zaman için baro başkanımızdan, baro yönetimimizden bu dönemde ve bundan önceki dönemlerde hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymadım oy vermememe rağmen. Eleştirmeme rağmen, sorunlarımız bulunmasına rağmen biz kendi mesleğimizin içerisinde, kendi meslek teşkilatımız içerisinde bunları halledebileceğimizi, konuşabileceğimizi düşündük. İşte biz şimdi yani böyle bir durumda bir araya gelmektense çok daha önce bir araya gelip kendi meslek sorunlarımızı
çözme noktasında adımlar atabilirdik diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi başkanımız da ifade etti. Yani biz nereden nereye geldik dedi. Yani bir anda çoklu baronun gerçekçiliği nasıl girmek? Ki yöneten siyasi güç. Maalesef sadece baroya değil, bir meslek kuruluşuna değil. Biliyorsunuz birçok meslek kuruluşuna. Yani kendisinin kontrol edemediği, kendisinin hakim olamadığı, kendi elinin içinde bulunmadığı sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerine karşı bu tavrı hep aldı. Barolara karşı da bu tavrı takılmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Şimdi bu iktidar bloğunun bir hukukçu genel başkan yardımcısı, bugün izledim televizyonlarda basın toplantısında, kendisini de tanırım, çok enteresan bir şey söyledi. Bizi Tokyo'yla mukayese etti. Dedi Tokyo'da da 3 tane baro var dedi. Ne var bunda dedi. Yani Tokyo'da 3 baro oluyorsa İstanbul'da da 3 baro, 4 baro, 5 baro olabilir dedi. Gayet böyle rahatlıkla. Şimdi orası Japonya, burası Türkiye. O zaman jeopolitik, jeostrateji ve yani dünyada Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bu genel başkan yardımcısı, Türkiye'de mecliste ve hukukçu bilmiyor demek. Rahmetli Süleyman Demirel sağken kendisiyle konuşurken, çünkü çok uzun dönem Türkiye'de başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. Ben kendisine 1965 yılında tek başına iktidara geldiği dönemde Güney Kore ile Türkiye'nin mukayese ettiğimizde Güney Kore'nin Türkiye'den fersah fersah daha geri kalmış bir ülke olduğunu, ama o Güney Kore'nin hem kişi başına düşen milli gelir itibarıyla hem teknolojide ulaştığı seviye itibarıyla, gelişmişliği itibarıyla bugün Türkiye'den çok önde bir ülke olduğunu söylemiştim. O da bana çok enteresan bir cevap vermişti. Buradan rahmetle anıyorum Süleyman Demirel'i. Sen dedi Güney Kore ile Türkiye'yi asla mukayese etme. Şimdi ben de o genel başkan yardımcısına böyle Tokyo'da 3 baro var, niye İstanbul'da 3-5 baro olmasın diye böyle çok kolay bir şekilde söylemesine, asla eğer dünyanın başka ülkelerinde de çoklu baro örnekleri varsa bile Türkiye'de bu çoklu baro örneğinin hayata geçirilmesine doğruluk kazandırmaz, doğruluk teşkil etmez. Türkiye kendi şartları itibarıyla çok farklı bir ülkedir. Bakın Türkiye'de yani yıllardır, uzun yıllardır hukuk sistemimizin içinde mezhepçiliği gördük. Ondan sonra cemaatçiliği gördük, tarikatçılığı. Şimdi FETÖ darbe kalkışmasından sonra da particiliği görüyoruz. Yani listeler yayınlandı biliyorsunuz zaman zaman, dönem dönem. İşte hakimlik ve savcılık sınavını kazanıp atananlar, hakim savcılar yüksek kuruluna atananlar, anayasa mahkemesine atananlar. Şimdi dün akşam İstanbul Baro Başkanımızı dinliyorum ben. Anayasa mahkemesinden medet bekliyor bu kanun yasa teklifinin kanunlaşması neticesinde. Anayasa mahkemesine başvurursa işte yürütmenin durdurulması talebinde bulunacaklarmış. Hangi anayasa mahkemesi? Siyasallaşmış bir hukukla, siyasallaşmış bir yargıyla karşı karşıya. Uzun yıllar ama biz bunları hiç konuşmadık. Gene Erzurum Baro Başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Yani Türkiye'de 130 bin civarında, Türkiye'de 150 bin civarında hukuk fakültesi var. Dediğim gibi ben bu mesleğin içerisinde 30 yılı geçmiş bir avukat olarak biz kendi sorunlarımızı tartışmak, kendi sorunlarımızı çözmek, kendi meselelerimizi siyasete kabul ettirmek için çalışmalar yapmak gerekirken maalesef siyasallaşmaya, yani siyasallaşan hukukun bir parçası olan siyasallaşmış bir baro yönetimleriyle karşı karşıya kaldı. Ve daha ziyade siyaset konuşuldu. Yani Türkiye Barolar Birliği'nin zaman zaman yaptıklarını da hep beraber izledik. Şimdiki dönüşümlerini de izliyoruz. Baro başkanlarımızın Türkiye Barolar Birliği'nin başkanına, başkanımıza televizyonlarda gördüğümüz eleştirileri, gösterilerdeki, protestolardaki davranışları, onun onlara verdiği cevaplar, emin olun bir meslek erbabı beni fevkalade üzmüştür. Siyasal fikrim, düşüncem ne olursa olsun. Onun için Ağrı'daki avukatlarda bizim meslektaşlarımız, mutlaka onların da Türkiye Barolar Birliği'nde adaletli bir şekilde temsili gerekir. Avukatların sorunları ortaktır. Avukatların siyasal düşüncelerine göre
inançlarına, mezheplerine göre avukatların sorunları farklılık göstermez. Önemli olan avukatların yaşadığı sorunların yapılanmasına gitmek gerekir. Ama bu çoklu baro demek anlamına gelmez. Siyasal iktidarın, siyasal iktidar bloğunun burada başka bir kastı var. Yeniden değerlendirsinler. Yani bunları bizleri farklı görüşteki insanlar olarak, farklı siyasi fikirlere veya siyasi yapılara destek veren insanlar olarak değerlendirmesinler. Bizi doğrudan doğruya sadece düz avukatlar olarak değerlendirsinler. Biz mesleğimiz için istiyoruz. Mesleğimiz için talepte bulunuyoruz. Eğer bizleri ederlerse, bizim bu fikirlerimizi dinlemezlerse yarın büyük bir kanayan yarayla Türkiye karşı karşıya kalacaktır. Bu öyle kolay kolay iflah olacak, sessiz kalınacak, işte üzerinde fazla durulmayacak bir mesele değildir. Avukatlar hem sayısal güçleri itibarıyla hem de sosyal problemlerine bakış açıların sebebiyle fevkalade bu toplum için önemli olan bir yapıdır. Meslek örgütüdür veya meslek yapılanmasıdır. Ve bu mesleği icra eden kişilerdir avukatlar. Mutlaka bunun başka sonuçları olacaktır. Ama 80 baro başkanımızın da, bu çok önemli bir şey, 80 baro başkanımızın da çoklu baroya karşı olmaları, buradaki avukat arkadaşlarımızın bile, biz aynı zamanda birer avukatız. Erzurum Baro Başkanımız da bizi temsil ediyor ama bir meslektaşımız, bir avukat kendisi olan. Hepimiz aynı fikirde olduk. İktidar yolunun gözünü açması lazım. Yeniden düşündürmesi lazım. Bunu yeniden değerlendirmeliyiz. Ama ben geçen gün yine televizyonlarda izledim. Bir emniyet görevlisinin, bir avukat arkadaşımızla, belki bir baro yöneticisi, belki bir baro başkanımız yapmış olduğu hareketleri, yani demokrasinin işletildiği iddia edilen bir ülkede meydana gelmiş olması fevkalade üzüntü vericidir. Bir baskı kurulmak istenmektedir. Avukatlar da bu baskı ile sindirilmek istenmektedir. Avukatlar sindirilirse büyük halk kitlelerinin sindirilebileceği hesaplanmaktadır. Türkiye'nin içinde karşı karşıya bulunduğu meselelere karşı avukatlar her zaman objektif tepkiler vermişlerdir. Ülkelerinden yiyen olmuşlardır. Vatansever insanlarla yakınımız. Böyle bir kitle politize edilmek istenmekte, susturulmak istenmekte. Ama ben bunun böyle olacağına inanmıyorum. Meslektaşlarım sonuna kadar direneceklerdir. Bu yasa teklifiyle dayatılan yanlışlara. Bak burada yine önemli bir şey var. Aslında biz kendi elimizle bu iktidarın tuzağına düşmüş durumdayız. Biz Sayın Başkanım da diyor ki nereden geldik buraya? Biz de anlamadık diyor. İşte böyle değerlendiriyorlar maalesef. İyi niyetler suistimal edilebiliyor. İnşallah bütün barolarımız, bütün avukat arkadaşlarımız, bütün meslektaşlarımız bu meseleye karşı duyarlı olacaklar. Ben şimdi böyle Türkiye'de böyle meseleye bakmıyorum bir de. Yani Ağrı, Samsun, Artvin veya işte Hakkari, dediğim gibi Diyarbakır, Mersin, böyle bakmıyorum. Avukatların sorunları ortaktır. Ağrı'dakiler farklı örnek verdik diye söylüyorum. Farklı sorunları olabilir. Önemli olan onların sorununa da, büyük şehirlerde yaşayanların sorunlarına da, ki büyük şehirlerde yaşayan, mesleğini icra etmeye çalışan avukatlarımızın da çok farklı sorunları var. Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın bu meseleye sadece meslektaşlarını düşünerek ben yaklaşmalarını istiyorum. Maalesef Türkiye'de siyasi düşünceler Türkiye'ye sahip olmak istiyorlar. Türkiye'nin sahibi hepimiziz. Yani sadece bir siyasal düşünce değil. Türkiye hepimizin ülkesi. Hepimiz bu ülkeye sahibiz. O sebeple bizim sahibimiz olmaya çalışmasınlar. Bizim meslek örgütümüzün sorunlarını tespit edip sorunlarını çözmeye çalışsınlar. Mesela ben o komisyonda tanıdığım kadar yani bu tür şey. Bugüne kadar 4 avukat mesleğimizden yana tavır alıyoruz. Onlar da isterdim ki meslekten yana tavır alsınlar. Ama bu böyle olacaktır. Avukatların çoğunluğu, meslektaşlarımızın çoğunluğu meslekten yana tavır alıp haklarını aramaya devam edeceklerdir. Nihayetinde bir yanlış yapılmışsa bu yanlıştan ısrar etmeyerek siyasetin bunu yeniden değerlendireceğine, bu yanlıştan döneceklerine de
inanıyorum, inanmak istiyorum. Ama dönmezlerse de biz hak mücadelemizi avukatlar bir bütün olarak sonuna kadar vereceğiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bir reklama gitmeden sizin de delegasyonla ilgili notlarınız vardır Sezgin evet, Bey. Evet, şimdi az önce Erzurum Baro Başkanımızın söylediği delegasyondaki seçimde bir adaletsizlik ya da demokratik olmayan bir sistem var mı dediğimizde şurada bir hata yapıyoruz bence. Türkiye Barolar Birliği'nin delege yapısı içerisinde işte İstanbul'da 50 bin avukat, Ankara'da 20 bin avukat, İzmir'de 10 bin avukat. Bu sayılara göre delege gönderdiğimizi söylüyoruz biz Barolar Birliği'ne. Ve avukatların işte 60'ını 70'ini oluşturan bu 3 baronun daha çok delegeyle temsil edildiğini ve buna da bir gerekçe olarak bunu söylüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi İstanbul Barosu'na yapılan seçimde 8 bin avukatın oyunu alan bir yönetim seçildi ve 8 bin avukatın oyunu alan delegasyon gitti. Yani 48 bin baronun üyesi olan bir baroda 40 bin avukatın fikrini temsil eden hiçbir delegasyon Barolar Birliği'nde yok. Aynı şekilde Ankara Barosu'nda da, İzmir Barosu'nda da maalesef sistem bunun üzerine. Aslında burada ben Özcan Bey'in söylediklerine katılıyorum meslek üstadımın. Bizler avukatlar olarak aslında bu sorunlarımızı kendi içimizde çözebilecekken ya da çözme imkanımız varken çözmedik. Ve tabii bu süreçte yapılan bir takım talihsiz açıklamalar aslında bakarsanız da işte çok daha öncesinden barolara karşı mevcut hükümetin duymuş olduğu kızgınlık ya da sinir diyelim. İlk fırsatta önümüze avukatların önüne çoklu baro olarak geldi. Yani burada hakikaten temsilin gerçekten Barolar Birliği başkanının seçiminde de dahil belki. Barolar Birliği'nin seçiminde de belki bu geçerli. Yani Metin Feyzoğlu'nun seçiminde de belki bu geçerli. Nasıl Ankara Barosu'nda da İstanbul Barosu seçiminde geçerliyse yani orada temsil eden insanlar avukatların çoğunluğunu temsil etmiyor. Yani 8 binle siz seçtiğiniz delegeyle İstanbul'daki 48 bin avukatı temsil ediyorsunuz. Ya bunu da not olarak düşmüş olayım. Bir kere genel kurulda ya bu eleştiri olarak almaları lazım bence sayın başkanlarım bu konuda. Yani genel kurula meslektaşını getiremiyor. Evet 26 bin kişi. 26 mesela. Bin kişi geliyor. 26 binde zaten bölünmüş 7-8 farklı grup. 8 bini alan bir grupta belki 7500-7000 oy alıyor. Ama ilaç için bir tane adam oraya kendi bakış açılarını, kendi dünya görüşlerini veya kendilerinin meslek anlamındaki farklı fikirlerini oraya taşıyacak bir kişi. Ya bunlar konuşulması gereken konularda ama iş başka bir boyutta gündeme geldi. Başka bir boyutta gündeme gelmesinin kökenini bence biraz tartışmamız gerekiyor diye. Şimdi reklama gideceğiz. Daha sonrasında size zaten Fırat Bey soracağım. Şimdi bütün konuklarımız aslında değindi. Nereden çıktı bu tartışma diye. Ona değineceğiz ama değerli izleyenler şimdi çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından devam edeceğiz. Değerli izleyenler, reklam arasının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fırat Bey, ben hemen size yönlendireceğim sorumu. Şimdi bu tartışma nereden çıktı? Siz bu konuya ilişkin düşünceleriniz neler? İsterseniz devam edelim böyle. Hay. Ben zaman zaman bu tarz aslında söylemler ve girişimler çeşitli dönemlerde hatırlıyorum. İlk hatırlayabildiğim tabii üstadlarım hem Sezgin Bey hem Tarat Başkanım ve Özcan Bey de benim meslek üstadlarım, kaç yıllık hukukçu abilerimiz kendisi. Ben 10 yılı yeni tamamladım. 11 yıllık aşağı yukarı avukatım. Ama mesela hukuk fakültesi son sınıftayken de 2008 yıllarında da böyle bir özellikle bugün soruşturulan ve kovuşturulan ve üzerine gidilen hain FETÖ, Fethullah Gülen terör örgütünün uzantısı olan bazı mecralar tarafından İşte Anadolu Barolar Birliği, en azından baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin anayasal yapısını değiştirmeye çalışmayı hedefleyen bazı söylemler ve teklifler duyduğumu hatırlıyorum.
En son yine 2018 yılında Türkiye'nin uluslararası haklarından, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunması kapsamına girebilecek ve Batı destekli bölücü teröre ciddi darbeler vuran Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında, Afrin harekatlarında Türk Tabipler Birliği'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bir savaş suçudur. Doktorlar savaşı değil barışı savunmak zorundadır diyen Türkiye'nin haklı mücadelesini kendi mecralarından eleştirerek bir mevzi yaratmaya çalışan anlayışlara karşı da yine hükümet mevzilerinden belki de yanlış yani yapılan bu aymazlığa ve yanlışlığa başka bir yanlışla cevap verecek şekilde bu meslek örgütlerinin önündeki Türkiye ibaresini kaldıralım şeklinde bir teklif ve bu baroların meslek örgütlerinin, meslek odalarının yapısını değiştirelim tarzı yanlışa başka bir yanlışla karşılık verilen bazı tavırlar olmuştu. O zaman da ama aklın yolu bir. Buna hükümet de hükümet mevzilerinden de o zaman ya bu anayasaya aykırı diyorsanız tamam biz bunu bir değerlendirelim. Bunu bir rafa kaldıralım. Bunu gündeme getirmeyelim şeklinde. Hatırlıyor işte hepimiz oradaydık belki de 2018 yılında Ahmet Enar Kışlalı Spor Salonu'nda Şubat ayında Türkiye Barolar Birliği'nin önderliğinde Sayın Metin Feyzoğlu'nun çağrısıyla Türkiye'nin bütün avukatları neredeyse çok ciddi bir toplantı yapıldı ve bu tarz bir girişimde ertelendi. Ondan sonra yani ertelendi değil mi? Daha doğrusu o zaman şimdi ortaya çıkıyor aslında ertelenmiş. O zaman böyle bir saldırı geri püskürtülmüştü. Çok da haklı gerekçelerle ve aklın yolu bir dediğim gibi hükümet de burada ısrar etmenin doğru olmadığı kanaatine varmıştı gördüğümüz kadarıyla. Bu doğru bir şeydi. Ondan sonra bugün yine benzer bir gündem ben işte hatırlıyorum. İşte yaşıyoruz şu anda zaten. Ben bunu Türkiye Ankara Diyanet İşleri Başkanı'nın ben oraya biraz hatırlıyorum. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı bu LGBT meselesiyle ilgili dini referanslardan kaynaklanan bir açıklama yaptı. Bu açıklama doğrudur, yanlıştır. O Diyanet İşleri Başkanı'nın görevidir, değildir. O ayrı mesele. Çünkü iki tane belediyenin, iki tane büyük şehrimizde yer alan, yanılmıyorsam Kadıköy ve Şişli belediyelerinde çocuk LGBT'ler de vardır gibi çok akılla, mantıkla ve toplum yapısıyla da çok biraz da benim şahsi kanaatim yozluğa tekabül eden bir girişime karşı Diyanet İşleri Başkanı'nın dini referanslardan hareket ettiği bir açıklaması üzerine Ankara Barosu kanaatimce çok talihsiz bir açıklama yaptı. Dedi ki kendilerini de savundular ama o savunmanın bence şahsi kanaatim bir kıymeti yok. Çağlar öncesinden gelen ses ve işte Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasına karşı toplumsal kutuplaşmaya yarayacak bazı söylemlerde bulunuldu. Yani şunu demeyi, biz hep 18-19 yıldır yani 2002'den beri AK Parti iktidarına karşı çeşitli eleştiriler de yapa gelmişizdir. Ben de yapa gelmişimdir. Ama şunu anladım ben o tartışmada. Türkiye'ndeki kutuplaşmadan tek menfaat sağlayan AK Parti değilmiş. Onu gördüm. Toplumu geren, özellikle din gibi hassas bir konuda toplumu geren açıklamalar yapmanın bir faydasının olmadığını düşünüyorum. Yani çağlar öncesinden gelen ses lafıyla çağ dışı arasında da birçok nüans var benim kanaatim. Ve şöyle bir ifade de belki orada geçebilirdi. Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın kökeninde İslam ve kökeninde barış ve hoşgörü olan İslam diniyle de bağdaşmamaktadır bu yapılan açıklaması deseydi Ankara Barosu hiçbir belki de tepkiyle karşılaşmayacaktı hükümet çevrelerinden de. Ancak bunun yerine siyasi bir buradan benim kanaatim rant sağlamaya çalışan, kutuplaşmadan menfaat sağlamaya çalışan ve biraz geren bir açıklama yaptı. Bunun üzerine tabii hükümet de bir kontra bir teklif hazırlığında falan bulundu ama
O dönemde de bu çoklu baro meselesi bence bu kadar, benim gözlemlediğim bu kadar konuşulan bir şey değil. Yani bu çoklu baro bence iktidar partisi içinde, iktidar bloğu içinde azınlıktaki bir grubun söylemiydi. Ve daha sonra zaten bu projenin, projeyi dile getirenlerin FETÖ bağlantıları, çeşitli think tank kuruluşlarının tarafından hazırlanan bir proje olduğu, bugün cemaat kovuşturulan, üzerine gidilen cemaat yapısıyla arasına çok bir mesafe konmadığı, koymayan bir geçmiş cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda hazırlanan bir proje olduğu da zaten ortaya çıktı. Bu zaten konuşulan, basında da yer alan filan bir durum. Ama benim kanaatim o dönem, yani daha böyle bir hükümet çevreleri arasında bir azınlıktaki bir grubun ortaya attığı bu fikir, adalet bürokrasisiyle, yani Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, hükümete mensup, yani hükümet partisine mensup milletvekilleri, hükümet bloğuna mensup, daha doğrusu iktidar bloğuna mensup milletvekilleriyle doğru bir diyalog, anayasaya aykırılığı, bunun Türkiye'nin üniter yapısı anlamında ne büyük felaketlere neden olacağı, bu çoklu baronun gündeme getirilerek belki de bu mesele sonuçsuz kaldırılabilirdi. Ama tam tersi, daha ortada bir taslakta yokken, Adalet Bakanı'nın da açıkladığı üzere ve diyalog, konuşma, tartışma, ikna etme, bunu geri çektirme, böyle bir eğer hazırlık varsa bile bu hazırlığı engelleme noktasında ciddi ve güçlü adımlar atmaya elverişli bir ortam mevcutken taslağı hükümet çevrelerinde, iktidar çevrelerinde böyle bir taslağı hayır kardeşim bu olmaz, bu da olabilecek iş değil deme ihtimali olan insanları da taslak yanına, değişiklik talep edenlerin, çoklu baro talep edenlerin yanına iten ve biraz hükümetle bir siyasi mesele, bunun az önce belirttiğim gibi yani anayasaya aykırılığı, çok ciddi üniter yapıya zarar vereceği meselelerin üzerine durmayıp da ve diyalog anlamında bir şeye, çalışmaya girmeyip de başka şekilde eylemler ortaya koymalarından kaynaklı bence iş buna bir cevaben bu noktaya geldi. Evet. Şimdi ben düşünüyorum, ben bu meseleyi çözmek isteyen, daha doğrusu üzüm yemek isteyen, Bağcılı'yı dövmek değil de üzüm yemek isteyen bir baro başkanı olsam ve aynı zamanda Metin Feyzoğlu'na da, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na da karşı bir insan olsam şunu yapardım. Ya arkadaşlar bakın, evet biz Metin Feyzoğlu'nun Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı yürütüş biçiminden, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'ndan rahatsızız, olabilir. Bu da bence tartışılacak bir konu. Bence orada da ciddi meseleler var. Belki fırsat olursa oralara da değinmek isterim ama ya biz karşıyız bu birlik başkanına ve Türkiye Barolar Birliği yönetimine. Ama önümüzde çoklu baro diye bir ciddi bir mesele var. Burada her türlü dirsek temasından da bulunmamız lazım. Birlikte kolektif, ortak bir akıl ortaya koymamız lazım. Ve bu gelebilecek tehdidi ve saldırıyı, aramızdaki çelişkileri ortadan kaldırıp bu saldırıya karşı birlikte mücadele etmemiz gerekir gibi bir tutum ben takınırdım şahsen. Ama böyle bir iş yapılmadı. Görüşme çağrılarına, meclisteki görüşme çağrılarına, gelin derdimizi anlatalım çağrılarına sırt çeviren ama ben şahsen yöntem olarak eleştiriyorum ama herkesin anayasal hakkıdır. Bir yürüyüşle engellenemez bu arada, onu da belirtmek lazım. Bir yani burada baro başkanlarının bir barışçıl toplantı ve gösteri, yürüyüş hakkını kısıtlanmasını da ben doğru bulmuyorum ve kınıyorum. Ama yöntem olarak az önce söylediğim yöntemin sonuç alma ihtimali varken yürüyüş, slogan, tepkiyi dile getirme yöntemindeki farklılık, hükümet çevrelerinden de böyle bir teklif
avukatlık mesleğiyle ülkeye zarar verir diyebilecek insanları çoklu baro ve teklif ortaya atan insanların yanına itti. Evet. Bu bence bir meslektaşlar arasında da bir bölünmüşlük havası da yarattı. Yani bunlar daha kendi aralarında bir değil gibi bir halbuki bir birliktelik var. Yani çoklu baro meselesinde Türkiye Barolar Birliği'de 80 baroda bir ortak kanaatte ve yöntemler farklı olsa da bir mücadele yürütülüyor. Ama burada bir bölünmüşlük havası da oldu. Ben bu nedenle konu gelirse yine söylerim ama buradaki bu sonuç alıcı mücadele yöntemini değil de daha gönüllere su serpen ama işte sokakta sloganla, yürüyüşle gönüllere su serpen ama sonuç alma ihtimali bence daha az olan anlık tatminler yaşatmaktan öteye gitmeyecek bir yöntemi izleyerek bence çoklu baro tarzı bir çok olumsuz olan bu taslakla mücadele etmekten ziyade başka bir şeyle mücadele edilmeye çalışıldığını ben gördüm. Ve burada benim şahsi kanaatim kendimce bu süreci özetledim. Sonuçta da bu yapılan bu zamana kadar yani o belli baro başkanlarımızın yürüttüğü mücadeleyi ben üzüm yemekten ziyade biraz bağcı dövmek olduğu kanaatindeyim ve başka bir amaca yönelik olduğu kanaatindeyim. O amacı da gördüğüm amacı da sorarsanız yine cevaplarım. Tamam. Talat Bey hemen size soracağım. Şimdi aslında Fırat Bey biraz giriş yaptı, o noktadan bağlantılı olarak soracağım. Şimdi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na eleştiriler oldu. Şimdi hem aslında mecliste bu görüşmeleri takip eden bir gazeteci olarak da soracağım size. Hem de Fırat Bey'in de söylediği gibi bir yürüyüş oldu. O yürüyüşte de Sayın Feyzoğlu'na bazı tepkiler oldu. Baro Başkanı aslında biraz hedef alındı. Siz bir baro başkanı olarak bu süreçte yani 80 baro ve Türkiye Barolar Birliği'nin de karşısında durduğu bir teklif söz konusu çoklu baro noktasında özellikle. Sizce burada birlikte hareket etmek yerine birlik başkanı ve yönetimle birlikte böyle bir ayrışmanın söz konusu olması ne kadar doğru? Talat Bey bizi duyabiliyor musunuz? Şu an biz sizin sesinizi duyamıyoruz. Geliyor mu sesim? Şu an geliyor evet. Yargı reformu strateji belgesi açıklanırken bunu hatırlarsınız. Yani bizim birlikte hareket edemememiz yani bugüne has bir şey değil. Bu duruma has değil. Bir kısım baro başkanlarıyla birlikte Türkiye Barolar Birliği Başkanı da olmak üzere biz Cumhurbaşkanlığı Beştepe'ye davet edildik ve bir kısım baro başkanları bu daveti kabul ettiler. Ama baro başkanlarının çoğunluğu ki bunların içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük barolar bu daveti reddettiler. Gerekçe olarak da bunun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmasını gösterdiler. Ondan biz dedik ki ya yürütme, yargıyla ilgili yol haritasını belirleyecek. Bunu nerede belirler? Bunu kendi evinde belirler. Yani ben baro ile ilgili bir açıklamam olacaksa bunu baroda, baro binasında yapmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Buraya katılım ciddi oranda azaldı. Daha sonra yine Beştepe'de bir adli yıl açılışı hemen peşine düzenlendi. Buna da katılan çok düşük oldu. Buradaki eleştirilerinde haklıydılar. Biz de hak verdik. Dedi ki bu adli yıl açılış töreninin yürütmenin evinde olması yargı bağımsızlığına aykırıdır. Biz oradan başladık. Daha sonra bu strateji belgesi doğrultusunda birinci yargı paketi meclise geldiğinde biz arkadaşlarımızla bir grup baro başkan arkadaşımızla özel izinle
meclis kurul toplantısına, adalet komisyonu toplantısına katıldık. Yani buna birinci gün onun üzerinde Baro Başkanımız katılmıştı. Ama yine İstanbul yoktu, İzmir yoktu ki bizim içerimizde bir tartışma olduğunda onlar hep bize derler ki benim 50 bin avukatım var. Doğru, 50 bin avukat çok ciddi bir güçtür ama biz o güçten birinci yargı paketinde özellikle sınav konusunda hiç yararlanamadık. O bir grup arkadaşımızla ki küçük bir gruptu, biz siyasi parti temsilcileriyle, grup temsilcileriyle görüşmeler yaptık. Yani özellikle sınavı nasıl daha yaygınlaştırabiliriz? Yani o günü itibarıyla dördüncü sınıfta okuyanlara bile, hukuk fakültesi öğrencilerine bile bunu teşmil edebilir miyiz diye çok ciddi çabalar sarf edildi. Ama o birlik o gün bozulmuştu. Ve en son gün genel kurula indiğinde, görüşmelerin tamamlanacağı son gün akşam biz 3 baro başkanı kaldık. 3 baro başkanı. Ki bugünkü tartışmalara göre sınavı, avukatlık sınavını ben en az bunlar kadar önemli buluyorum. Çünkü bizim mesleğimizi en derinden etkileyen sorun bu mantar gibi sayının artmasıdır. Bunu çözecek olan mekanizmaların en önemlisi de avukatlık sınavıdır. Ama o gün genel kurulda son gün, bakın ilk gün komisyon görüşmelerinde onun üzerinde avukat baro başkanı arkadaşımız vardı. Fakat son gün 3'e indik ve biz orada hiç birinci sınıfı bile o gün itibarıyla dahil edemedik sınava. Şimdi bu yıl hukuk fakültesini kazanacak olanlar avukatlık sınavına tabi tutulacaklar. Yani bunun kökeni eskiye gidiyor. O gün itibarıyla da bugün de özellikle Metin Bey'in iktidar partisine yakınlığından rahatsızlık duyulduğu açık. Ama hadise şu, Metin Bey Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesiyken aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ydı. Ya o zaman bundan rahatsız olmayanlar şimdi bunu getirince hakikaten yani çelişki doğuyor. Yani eğer Türkiye Barolar Birliği Başkan bir siyasi partiyle ya da siyaset kurumuyla ilişkisi rahatsız edecekse bu partinin kimliğine bakamazsınız. Rahatsız ediyorsa her kurumla, her siyaset kurumuyla ilişkisi rahatsız etmeli. Kaldı ki Metin Bey zaten kendisi buna cevap vermişti. Ben bunu İktidar Partisi'yle görüşeceğim, sorunları çözmek için kimle görüşmeliyim diyerek de bunu açıklama getirdi. Aslında bir delegeye de dönmek istiyorum. Aslında biz sadece delege konusunda yani delege sayısının düzenlenmesini değil, yani nispi temsili de önermiştik. Ya da büyük şehirlerde uygulanan blok listelerinin yasaklanmasını önermiştik. Bu delege sayılarının düzenlenmesi üçüncü, yani bunlar içerisinde 3 önermeden biriydi. Ya sadece delege sayısı düzeltilsin falan değil. Yani nispi temsile de bu düzenlenebilirdi. Blok listelerinin yasaklanmasıyla da, ama İktidar Partisi böyle bir yol tuttu. Meclise böyle bir teklif geldi. Demokratik bulmadığımı da daha önce söylemiştim. Evet. Aslında Grup Başkan Vekili AK Parti'nin Sayın Bülent Turan'ı ben de televizyonda izledim, gazetecilerle mülakatını. Bu düzenlemeye niye ihtiyaç duydunuz diye sorulduğunda bunun tepkisel olduğunu söyledi. Aslında talihsiz bir açıklamaydı, talihsiz bir cevaptı. Tepki nereden kaynaklandı? Fırat Bey de açıkladı biraz önce. Yani Ankara Barosu'nun açıklaması. Aslında unutulan bir açıklama daha var. Diyarbakır Barosu'nun Ermeni soykırımını anma bildirisi vardı. Çok doğru. Yani çok yakın zamanda Diyarbakır Barosu Ermeni soykırımını andı yönetim kurulu kararıyla ve Ankara Barosu'nun bir açıklaması vardı. Aslında Ankara Barosu'nun açıklamasına iki cepheden bakmak lazım. Yanlış olan tarafı, din kurumuyla bizim ilişkimiz yok, bizim işimiz yok. Diyanet İşleri Başkanı dinin hükmünü söyler, saygı duyarsınız, kabul edersiniz, etmezsiniz ama dinin hükmünü söylemiştir. Öte taraftan o hedef alınan kesimlerin hakkını korumak işte burada barolar devreye girer. Buna bir şey demiyorum ama bunu yaparken
dini hedef falan, bana göre dini hedef falan bir açıklama, talihsiz bir açıklamaydı. Belki de şimşekleri üzerimize çeken, siyaset kurumunun bahane olarak kullandığı son iki açıklamaydı. Ankara Barosu derken Diyarbakır Barosu'nu da unutmamak lazım. Evet. Ve Bülent Turan da, Sayın Bülent Turan da zaten tepkisel dedi. Yani bu önceden aklımızda yoktu ama yani bazı olaylar bunlar bizim aklımıza getirdi demeye de çalıştığını düşünüyorum. Evet. Birlik olamadık. Bu aslında şu Sayın İstanbul Barosu Başkanı'nın sürekli kullandığı bir şey, birlik olamadık. Aslında bu siyasal iktidarın elini güçlendirdi. Yani bu arada bizim özellikle bir kısım baro başkanlarının Metin Feyzoğlu'na uyguladıkları blokaj aslında bizi birliksiz bıraktı. Evet. Bakın, Talat yarın... Bey, çok çok kısa bir reklama gideceğiz, hemen geleceğiz. Lafınızı böldüm, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam, tamam Seda Hanım. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından devam ediyoruz. Talat Bey, siz buyurun, sözünüze devam edin. Yani bu bizim barolarla Türkiye Barolar Birliği arasındaki sorun. Bir anlamda Türkiye Barolar Birliği'nin devreden çıkarılma çabaları siyasal iktidarın işine gelmiştir. En çok birliğe ihtiyaç duyduğumuz dönemde biz maalesef bu mücadeleyi ortaya koyamadık. Yarın mesela mecliste genel kurula indi, görüşmeler var. Ama biz bir grup olarak ne yapacağımızı hala Türkiye Barolar Birliği'nin çatısı altındaki 80 baro olarak birlik içerisinde ne yapacağımızı hala bilmiyoruz. Yani yine meclisin önünde gösterim yapılacak, birliğin önünde oturma eylemi, meclisin önünde oturma eylemi mi yapılacak? Yoksa genel kurula izleyici olarak katılıp bu yasanın görüşmesi mi izlenecek? Hala bu konuda bile bir eşgüdüm yok. Yani birlikle baroların bir bölümü arasındaki çatışma hakikaten bizi çok kötü bir noktaya getirdi ve bütün avukatların aleyhine işleyen bir süreçte elini zayıf bıraktı. Yani bu çok kötü bir durum. Evet. Buradan nasıl kurtulacağız onu da bilemiyoruz. Ama bir an önce Türkiye Barolar Birliği'nin eli rahatlatılarak bu işin başına geçmesi yani süratle sağlanmak zorunda. Yoksa buna benzer aleyhimize işleyecek düzenlemelerin önü alınmaz. Şuna dikkat etmiyorlar. Çoklu baro kurulduktan sonra bakın diğer baroların mal varlığı bile dağıtılma süreci başlayabilir. Belki diğer baroları bir ek düzenlemeyle önce hepinizi dağıttım hadi herkes kendi barolarına diye bir düzenleme gelebilir. Hiç bunlar dikkate almıyoruz. Daha kötü bir süreç bekliyor. Bizim hızla 80 baro olarak toparlanıp Türkiye Barolar Birliği'ni bu işin başında sahaya sürmezsek daha çok tehlike kapımızı çalacaktır. Evet. Sizden bir de çok kısa bir şu konuda değerlendirme rica edeceğim. Şimdi bu baro başkanlarının özellikle komisyon görüşmesi sırasında davet edilip edilmediği tartışması aslında hala bugün genel kurulda tartışılan bir başlık. Bülent Turan bu konuda AK Parti Grup Başkan Vekili açıklamalar yapmıştı. Davet edildiklerini 3 baro başkanı seçip temsilci olarak komisyonda önerilerini sunup taleplerini dile getirebileceğini söylemişti. Ancak Ankara Barosu'ndan yalanlama geldi. Davet edilmediklerini söylediler. Şu notu da hemen aktarayım ben size. Bugün çünkü Bülent Turan açıklamasında CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin de aracı olduğunu aslında o görüşmelerde kendisinde yer aldığını söylemişti. Ben bugün Zeynel Emre ile Sayın Milletvekilliğe görüştüm. O da şu yanıtı verdi. Görüşmeler başlamadan davet edilmelerini muhalefet cephesi olarak önerdiklerini hükümete ancak reddedildiğini daha sonra baro başkanlarının meclisin kapısına gelmesiyle birlikte yine bir müzakere sürecinin başlatıldığını ve 3 kişinin katılabileceğini söylediklerini iletti AK Parti cephesinin. Ancak baro başkanları 3 kişi değil
Biz baro başkanları olarak hep birlikte gireceğiz. En azından 3 kişi çıkacaksak da diğer baro başkanlarının meclisin içerisine alınması talebi olduğunu, bunun da AK Parti tarafından reddedildiği bilgisini verdi. Sizce yani şimdi 3 kişi olarak girmeyi kabul ettik deniliyor baro başkanları tarafından ama kalan baro başkanlarının da meclise girmemesi, girilmesine izin verilmemesi pandemiden dolayı, çünkü bir ziyaretçi yasağı var mecliste. Meclisin içerisine alınmadıkları için kabul etmediklerini söylüyorlar. Sizce bu tavır doğru mu? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yani onlarca baro başkanı meclisin önünde oturma eylemi yapıyorlarsa, meclis başkanına düşen o baro başkanlarını meclise davet etmektir. Yani bir demokratik ülkede onlarca baro başkanı kendi yasalarının, kendileriyle ilgili bir yasanın görüşmesini izleyebilmek için meclisin önünde bekletilmezler. Yani meclis başkanı çok şık davranmış olurdu. Yani o baro başkanlarını meclise davet etseydi, yani bakın komisyon toplantısını söylemiyorum. Ama siz baro başkanısınız, bir parkta meclisin önünde gece gündüz beklememelisiniz. Buyurun mecliste. Yani mecliste uygun bir mekan mı yoktu? Yani çok şık olmaz mıydı? Yani baro başkanlarını, bakın baro başkanları haksız olsa bile, kaldı ki haklılar, kendileriyle ilgili bir yasa düzenlemesi var, yasal düzenleme var. Bunu izlemek istiyorlar. Mecliste herhangi bir birime davet edilip orada ağırlanamazlar mıydı? Hadi komisyon toplantısına alınmadılar ama burada meclisi hatalı buluyorum, siyasal partileri hatalı buluyorum, özellikle evet, İktidar Partisi'ni. Ama şunu demişlerse, gelin 3 baro başkanı burayı işte hem konuşsunlar demişlerse, ki zaten böyle bir usul de yok aslında komisyon çalışmalarında. Evet. Yani getirip işte misafirleri, konukları konuşturmak gibi, ama eğer bunu teklif etmişlerse, ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de bunu söylüyor, ben orada olsaydım, ya ben hakkımdan feragat ediyorum, bu düzenleme özellikle Ankara, İstanbul, İzmir barosunu çok daha fazla ilgilendiriyor. Onların çok fazla aleyhinde olan bir düzenleme. Ankara, İstanbul ve İzmir baro başkanlarımız burada bizi temsil eden konuşsunlar, ben derdim. Ve ben üçünü de tanıyorum. Üçü de ben arkadaşım. Kendilerini gayet rahat ifade edebilen son derece bilgili, donanımlı baro başkanlarımız. Ankara, İstanbul, İzmir. Yani bunu böyle kabul ederdi. Ama dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onlarca baro başkanını kapısının önünde bekletmek yakışmadı. Evet. Düşmez. Onlar meclisin içinde bir bölümde ağırlayabilirlerdi. O 3 baro başkanını da davet etmeleri halinde ben olsaydım ben teklifi kabul ederdim. Ha, gönlüm isterdi ki orada bütün baro başkanları kendilerini ilgilendiren teklif görüşülürken hepsi orada olsunlar, ama biliyoruz pandemi, işte komisyon toplantı salonları küçük, yani alacak gibi değil. Ama oraya temsilci olarak üstelik de Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanlarının gitmesine ben şahsen razı olurdum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Sezgin Bey, sizden de özellikle şu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın bu süreçte eleştirilmesi noktasında sizin görüşünüz nedir? Şimdi aslında çoklu baronun, yani hükümet kanadı tarafından nasıl gündeme getirildiği ile ilgili benim şöyle bir öngörüm var. Aslında bizler avukatlar olarak, barolar olarak nedense bir siyaset üstü olmayı beceremedik. İnanılmaz bir şekilde baroları, barodaki yönetimde bulunan meslektaşlarımız siyaset üstü olmayı, ama siyasetin aslında da tam göbeğinde olmayı beceremediler. Her biri kendi siyasi görüşüne göre siyasallaşarak baroları kendi siyasi görüşleri doğrultusunda yönetme çabasına girdiler. Aslında bugün çoklu baroyu hükümetin önümüze dayatmasının sebebi de bu. Zaten diyor ki barolar zaten siyasal değil mi? Evet. Bakıyorsunuz şimdi baroların mevcut yapılarına, baro başkanlarının yapılarına ya da barolardaki yapılan seçim sistemlerine, hakikaten de öyle. Şimdi işte ben kendi barom için söyleyeyim. Bizim baromuzda da yıllardır baro başkanlığı kazanan belli bir grubumuz var.
O grup seçimi kazanıyor. Diğer gruplar baroda temsil edilmiyor. Belli başlı siyasi partilerin genel başkanlarıyla, genel başkan yardımcılarıyla çok iyi diyaloglarımız var. Ama belli başlı siyasi parti milletvekilleriyle ya da genel başkanlarıyla diyalog kurmuyoruz. Bakın bunu 23 Haziran seçimi de dahil olmak üzere. Yani İstanbul'da yapılan seçimde de o günlerde işte mecliste şeyde gazetelere, ulusal basına yansıyan ya da televizyon programlarında konuşulan sohbetlere bakarsanız hep barolar belli bir siyasi partileriyle daha çok içi dışlı oldular. Aslında biz kamu hizmeti yapan meslek örgütü olarak bütün siyasi partilere aynı mesafede kalmayı becerebiliriz. Bizleri ilgilendiren alanlar ülkemizde yapılan hukuksuzluklar, adaletsizlikler. Biz hangi siyasi görüşe bağlı olursak olalım. Belki bugün genel menfaat. Tabii ki. Bugün bir çocuk istismarını ya da çocuk istismarına karşı çıkartılacak bir kanunu ya da katledilen sokak hayvanlarına katledenlere karşı uygulanacak cezaların ağırlaştırılmasıyla ilgili bir kanun teklifini hangi avukat, hangi siyasi partiye üye ya da taraf olursa olsun kim kabul etmez bunu? Yani ülke menfaatine, toplum menfaatine, vatandaşın menfaatine olan, doğanın menfaatine, hayvanın menfaatine olan bir kanunu, insan olmanın özelliğidir bu ya. Herkes bunu kabul eder zaten. Ama bizler baro başkanları ya da baro yöneticileri hukukun dışına çıkarak, yani hukuksal konuların dışına çıkarak ülke gündemine işte patates soğan borsasından bugün Diyanet Başkanı'nın yaptığı dini bir açıklamaya kadar. Evet, orada aslına bakarsanız şöyle de bir durum var. Metin Feyzoğlu iki gün önceki bir canlı yayında moderatörün sorduğu soru şuydu. Danıştay'da yapmış olduğunuz konuşmadan sonra işte bugün geldiğiniz nokta bu. Yani o gün az önce Erzurum Baro Başkanımızın da söylediği gibi üstadımızın o konuşma yapıldığında CHP parti meclis üyesiydi. O gün bir grup siyasi düşünceye mensup meslektaşlarımız alkışlarken bir grup siyasi partiye ya diğerleri Metin Feyzoğlu'nu eleştiriyordu. Bugün geldiğimiz noktada roller tam değişti. Şimdi bir grup meslektaşımız diyor ki Metin Feyzoğlu ile ilgili hükümete yaklaştı. İşte eksen kayması oldu. Bir grup diyor ki hayır, şimdi milli menfaatleri düşünür oldu. Daha doğru yaptı. Aslında işin özü bu çoklu baronun gündeme gelmesi. O zaman şöyle vurmak gerekiyor olaya. Metin Feyzoğlu'nun yapmış olduğu Danıştay konuşmasından sonra hükümet ve bugünkü Cumhurbaşkanı o dönemin başbakanıydı. Bence artı hanesi, yani eksi hanesine bir hane yazıldı avukatların, avukatlık mesleğinin. Eksi hanesine bir eksi yazıldı. Arkasından belki de bir an bekleniyordu, belki bir süreç bekleniyordu. Ankara Baro Başkanı'nın Diyanet İşleri Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamaya bakın. Orada hedef gösterilen kitlenin hakkını savunmak başka bir şey. Bununla ilgili bunu savunurken kullandığınız dil bambaşka bir şey. Ben Ankara Barosu'nun bugün bu ülkede her vatandaşımızın nasıl düşünürse düşünsün, cinsel tercihi ne olursa olsun, dili, dini, ırkı ne olursa olsun aynı hak ve eşitlikte yaşam hakkı olduğuna inanıyorum. Ve bunların haklarının sonuna kadar baro tarafından savunulması gerektiğine inanıyorum. Ama birinin hakkını savunurken birilerinin duygularını rencide edecek şekilde ya da birilerini, ya kısacası özü şu, daha doğru cümlelerle yine o gün orada yapılan açıklamanın eleştirisi yapılabilirdi. Böylece o insanların hakları yine savunulabilirdi. Ben kesinlikle bundan tarafıyım. Ama bugün bizim önümüze getirilmesinin tek bir sebebi vardır bu çoklu baronun. Ve bugün Bülent Tuğra'nın yapmış olduğu açıklamalar da aslında bakarsanız bunun bir teyididir. Biz anı bekliyorduk, bir zamanı bekliyorduk. Ne zamandan beri? 2004 yılından bu tarafa. O televizyon programında Metin Feyzoğlu şunu söyledi. Evet, ben o konuşmayı yaptım ama şu an bendeki bir eksen kayması ya da
diğer tarafa yönelme değil, ben birlik başkanı olarak meslektaşlarımın sorununu çözmek için buradayım. Keşke gönlüm ister ki 80 baro başkanımız, keşke tamamı bir arada birlikte hareket edebilseler, barolar birliğini de içine kapsar şekilde hareket edebilseler. Ben yine çok teşekkür ediyorum bütün Anadolu'dan, yani bu çıkacak olan kanundan etkilenmeyecek olan baro başkanlarımızın İstanbul, Ankara ve İzmir barosunu etkileyecek bu kanuna verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine. Ama bence bütün yollar tüketilmiş miydi? Hayır. Diyalog, gidip kendimizi anlatma, mecliste hakkımızı savunma yolu kullanılabilir miydi? Evet, ben hala kullanılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda bir tane daha, son bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Meclis bizim meclisimiz. Bizi kimsenin meclise almamak gibi bir hakkı falan yok. Yani o meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizlerin, vatandaşın meclisi. Oradakiler vekil, asil olan biziz. O ev bizim evimiz aslında. Ne meclis başkanının ne bir başkasının ben baro başkanlarını içeriye almıyorum gibi bir dayatmasını kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Evet, baro başkanları içeriye alınmalıydı. Ha, pandemi sürecidir, hastalık yayılmasıdır. Baro başkanlarımız, az önceki baro başkanımızın da söylediği gibi bir yerde misafir edilebilirdi. İçlerinden 3 değil, belki de 5 ya da 10 tane temsilci gidip avukatların mesleki sorunları, avukatların beklentileri ne olduğu orada anlatılabilirdi o komisyondaki insanlara. Ama bunu da tercih etmedik. Maalesef şu anda mecliste, komisyonda bizi savunan, aktif olarak avukatlık yapan hiç kimse yok şu anda. Yani koridor avukatı dediğimiz, avukatların sorununu bilen içeride kimse yok. Ve benim bu da şu dönemde eylem yapan meslektaşlarımdan bir ricam var. Her zaman cübbemizle övünüyoruz. Cübbemizin önünde düğme olmamasıyla övünüyoruz. O cübbemizin kutsallığıyla övünüyoruz. Kesinlikle ben de sonuna kadar bunlarla övünüyorum. Ama ben Eskişehir yolundaki eyleme gittiğimde de diğerlerinde katıldığımda da ben cübbemle yerlere oturmadım. Cübbemle duvar kenarına çömelmedim. Eğer, yani ben cübbemle adliyede duruşmadan çıktıktan sonra adliyenin içinde bile cübbeyle gezmemeye özen gösteriyorum. Bir restoranda otururken cübbeyle yemek yemiyorum. Lütfen bu eylemlerde bakın, bel fıtığı varsa gerekirse o bel fıtık patlar ama dimdik ayakta o cübbeyle durulur. İstirahat etmek istediğinizde yorulduğunuz anda cübbenizi çıkarırsınız, istirahat edersiniz ve oturursunuz. Ama o cübbeye, dediğim gibi, yani o övündüğümüz, gurur duyduğumuz, her platformda savunduğumuz cübbemize daha dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sosyal medyaya da geçeceğiz ama ben öncelikle Fırat Bey size şunu soracağım. Biraz bu arada biraz süremizi de uzatacağız. Bir reklama gideceğiz. Daha sonra sosyal medyaya geçeceğiz. Şimdi siz aslında konuşmanızda giriş yapmıştınız. Sorarsanız demiştiniz. Amaç farklı yöne gidiyor dediniz. Biraz orayı açarak sizden de görüşlerinizi rica edeceğim. Yani amaç farklı yöne gidiyor dediğim nokta aslında şuydu. Bu baro başkanlarımızın kah yürüyüş olsun, kah meclis önündeki yaptıkları eylem olsun, başka eylemler, yani Metin Feyzoğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı'yla olan gerginliklerde ben artık şöyle bir tablo görüyorum. Ortalıkta bir toz duman var. Bir rüzgar esiyor. Ortada doğru görünen, doğru olarak lanse edilen yanlışlar, yanlış olarak lanse edilen doğrular var benim kanaatim. Ve hem eylemci tavizsiz direnç gösterdiği görüntüsüyle ortaya çıkan baro başkanlarımızın kanaatimce yanlış yöntemiyle bir tarafta da hükümetin bu yanlışa, siz misiniz bunu yapan, alın o zaman bu şeklindeki
diğer yanlış tutumu arasında ezilen doğru bir fikir var. Yani bir tarafta toy da demek istemiyorum ama üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmek niyetli ve sonuç almak odağından uzak bir anlayışla bu yanlışa başka türlü bir yanlışta cevap veren iki bloğun arasında ya bu meseleyi biz daha aklı selimle ülkenin mesleğin menfaatiyle ve diyalogla anlatarak çözebiliriz diyen anlayış bu iki yanlış arasında eziliyor. Benim gördüğüm tabloda bu. Ama burada Metin Feyzoğlu ve barolar arasındaki mücadeleye gelirsek ben burada şahsi kanaatim meselenin bir çoklu baro mücadelesi olmadı. Bunu eleştirebilir benim meslektaşlarım, kızabilirler ama bu benim gözlemim. Ben burada bir çoklu baroyu engelleme mücadelesi olduğunu ben görmüyorum şahsi fikrim bu. Çünkü çoklu baroyu engelleme mücadelesi olsaydı ta yürüyüşe geçildiği, yürüyüş meselesi başlandığı zaman ve daha bir taslak yokken çok doğru kanallardan, çünkü bunu yaptık. Çünkü bunu 2018'de benzer bir şekilde ortaya çıkan teklifler, taslaklar konuşulduğu dönemde o zaman Başbakan'dı Binali Yıldırım'la, Cumhurbaşkanı'yla, Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı görüşerek bu yasayı iptal etti ve gündemden çıkarttı. Benzer bir mücadele bugün de yürütülebilirdi. Ta baro başkanlarımızın Ankara yürüyüşe geçtiği günde de mecliste, ki o zaman meclisin son kapıya gidilme hadisesine kadar meclisin daha meseleyi yapıcı, ya gelin konuşalım tarzında bir yani arada 1-2 haftalık mesafeler var aslında. Çok 1-2 haftalık zamanlar var. Çok da yok ama o 1-2 hafta önce yürüyüşe geçildiği gün daha konuşularak diyalogla ve bu hatalar açıkça anlatılarak sonuç alınabileceği bir dönemden son çare, üstadımın dediği gibi son çare noktasına gelmeden iş hemen yürüyüş ve bir eylem tavrı işi bence bu noktaya getirdi. Ama dediğim gibi sonuç alıcı yöntem buyken bu meseleye hiç yanaşmamak, iş gerildikten sonra görüşme, iş bayağı gerildikten ve hükümet artık başka bir tavır almaya, yani olmayacak dediğimiz şey de belki olduğu noktaya geldikten sonra görüşme demek bana çok samimi gelmiyor. Ama burada şu oluyor işte, kol kola girip bir birlik başkanını, siz orada Metin Feyzoğlu'na tavır almıyorsunuz. Siz Türkiye Barolar Birliği'nin başkanına, bir kurumsal bir kurumu, bir makama tavır alıyorsunuz. Ben burada meselenin Metin Feyzoğlu olduğunu düşünüyorum. Ne zaman Metin Feyzoğlu düşünüyorum ki Metin Feyzoğlu meselesi bence Metin Feyzoğlu'nun şahsıyla alakalı bir şey değil. Ya bu Metin Feyzoğlu gider, Ahmet Mehmetoğlu gelir. Burada Metin Feyzoğlu'nun şahsıyla alakalı bir şey söylemiyorum ben. Metin Feyzoğlu'nun Metin Feyzoğlu'nun çabalarıyla ve şu an temsil ettiği değerlerle alakalı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ve bu meselenin de ben kökeninde 2013'ten beri bu meselenin kökeninin geldiğini düşünüyorum. Çünkü 2013'te şöyle bir dönem olmuş, hatırlıyorsunuz 17-25 Aralık oldu. Ayakkabı kutuları ortaya açıldı. Belki de o soruşturmaların içeriği doğruydu. Ama o soruşturmalar Türkiye'ye kasteden ve 40-50 yıldır Türkiye'ye, Türk Devleti'nin içine yerleştirilmiş bir uluslararası istihbarat çalışmasının uzantısı olan sözde bir cemaatin, bir terör örgütünün Türkiye'yi hizaya çekme aracı olarak kullanıldı o Sayın süreç. Sayın Kayhan, şimdi sözünüzü böleceğim. Şimdi bir reklama gitmek zorundayız. Peki. Ondan sonra hemen devam edeceğiz. Değerli izleyenler, şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bir reklam arasının ardından hemen devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sayın Pehlivanoğlu, sizin bir eklemeniz olacaktı. İsterseniz kısa bir şekilde onu da alalım. Evet. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu, daha iyi anlaşılsın diye. Benim sık sık verdiğim bir örnek vardır. Sivas Kongresi'nden önce, yani bizim bu tarihi 4 Eylül Sivas Kongresi'nden önce orada bu kongrenin hangi usul ve esaslara göre
konuşulacağı konusunda bir heyet toplantı yapıyor. Bu tutanaklar yayınlandı. Bu tutanaklarda Rauf Orbay şöyle bir şey teklif ediyor. Diyor ki eğer biz bir milli mücadele yapacaksak siyaseti dışarıda bırakmamız lazım. O günde Hürriyet ve İtilaf'la İttihat ve Terakki'nin arasında müthiş bir kavga var, mücadele var. Milli mücadele siyaset içinde olması halinde yapılamaz diyor. Şimdi biz eğer avukatlar hak hukuk mücadelesi yapacaksak, bize de dayatılan ve bizim de istemediğimiz bu kanunla baş edeceksek, şu siyaseti, siyasi fikirlerimizi, siyasi mensubiyetimizi bir kenara koymamız lazım. Ben bir avukat olarak, 30 yılı devirmiş bir avukat olarak, kendi barondan da, Türkiye Barolar Birliği'nden de, meslektaşlarına gereken hizmeti vermemesinden dolayı fevkalade şikayetçiyim. Bugün burada yani birbirimizle konuşurken dahi izleyenler şunu anladılar ki, avukatlar yerinde ve zamanında müdahale edemedikleri için iktidarın aradığı fırsatı yarattılar ve iktidar bu fırsatı değerlendirdi. Şimdi Türkiye'de hep birlikte karar almamız lazım. Türkiye hepimizin ülkesi, birilerinin ülkesi değil, bir partinin ülkesi değil, bir takım insanların ülkesi değil, bir grubun ülkesi, bir zümrenin ülkesi değil, hepimizin ülkesi. Ne yapacağız? Hukuktan, yargıdan siyaseti uzak tutacağız. Ama barolardan da siyaseti uzak tutacağız. Diyanetten, camilerden siyaseti uzak tutacağız. Askerden, kışladan siyaseti uzak tutacağız. Eğitimden siyaseti uzak tutacağız. Siyaseti uzak tutmadığımız takdirde kendi fikirlerimizi, kendi ideolojimizi dayattığımız takdirde işte Türkiye'de böyle bir kakofoni oluyor. Ve evet, bu kakofoni maalesef Türkiye'ye zarar veriyor. Şimdi 2014'te malum meşhur Sayın Metin Feyzoğlu'nun yaptığı konuşma doğru değildi. Bugün yapılanlar da belki yeterli değil. Ama biz bu meseleye siyasi gözlükle bakamayız. Şimdi biraz önce baro başkanımız dedi ki biz 10 baro başkanı oradaydık, 3'e düştü sayımız dedi. Şimdi yani bunları iyi değerlendirmek lazım. Ben yıllardır öğrencilik dönemimde bile bir takım dernekler vardı. Bu derneklerde aslında avukatlığı iddia ederek örgütlenmiş, yani mesleki hak ve hukuk aradıklarını söyleyerek örgütlenmiş ama siyasi hedefleri, amaçları olan insanlar vardı. Biz öğrencilik dönemimizde bile, stajyerlik dönemimizde bile bunların yemeklerine, toplantılarına giderdik, dinlerdik. Bunlar, onlar o gün, yani bu dediğim işte 1985-86 yılları, o gün 2002'deki AKP iktidarını hazırlamak maksadıyla yapılan altyapı çalışmalarıymış. Şimdi bizim mesleğimizle siyasetin ne ilgisi var? Ben bunu ısrarla vurguluyorum. Ben barolarımızdan da, Türkiye Barolar Birliği'nden de, başkanımızdan ve yönetim kurulu üyelerinden, Türkiye Barolar Birliği'nin beklediğimiz şey şu, sadece buranın bir meslek örgütü olduğunu hatırlasınlar. Bu meslektaşlarının hak ve hukuklarını korusunlar. Hayatlarını daha güzelleştirmek, daha geliştirmek ve Türkiye'nin de rahat yaşanılan, güzel yaşanılan, refah içerisinde adaletle yaşanılan bir ülke haline getirmesine katkı sunsunlar. Evet. Bundan başka bir beklentimiz yok. Ama yani eğer yine aynı şekilde biz barolar, Türkiye Barolar Birliği ve biz avukatlar, meslektaşlarımız, yani bu kendi kişisel düşüncelerimizle, siyasi amaçlarımızla, siyasi hedeflerimizle hareket edersek avukatlık mesleğine pek fazla bir şey kazandırabileceğimizi, dolayısıyla da ülkemize bir yurttaş olarak gerekli katkıyı sağlayabileceğimizi ben düşünmüyorum. Onun için Türkiye'de bazı kurumlara ve kuruluşlara siyasetin asla girmemesi lazım. Siyasetin girmeyeceği yerlerden bir tanesi yargıdır. Ama hukuk o kadar önemlidir ki, yargı o kadar önemlidir ki, Türkiye'yi yönetme gücünü eline geçirenler, siyaseten eline geçirenler hep yargıya hükmetmek ve yargıyı kontrol etmek istemişlerdir. Bu fevkalade yanlış bir düşüncedir. Tabii ötekileri de iktidar olmak için, kendi düşüncelerine zemin yaratmak için hukuku kullanmak istemişlerdir. Bunlar hep yanlış düşüncelerdir. Yanlışlar evet, toplana toplana, yani bizim demokratik hayatımız, 1946'dan beri çok partili demokratik hayatımız maalesef o partilerin yöneticileri ve liderleri bu yanlışları toplaya toplaya toplaya, özellikle bunu
yargı açısından söylüyorum, özellikle hukuk açısından söylüyorum, özellikle adalet açısından söylüyorum, bizi bugünkü noktaya getirmiştir. Bugünkü nokta memnuniyet verici bir nokta değildir. Halk arasında şöyle bir şey var, yani yıllardır Osmanlı'dan beri gelen bir sözdür bu aslında. Allah mahkeme kapısına düşürmesin. Nasıl bir iş bu yani? Allah mahkeme kapısına düşürsün. Eğer orası adalet dağıtıyorsa gidelim mahkeme kapısında adaleti bulalım, alalım, gelelim. Yani evet. Allah adalet kapısına, mahkeme kapısına. Bu ne yargı sistemini yıllardır aynı şeyi, aynı sıkıntıları, benzer sıkıntıları yaşadığını görüyoruz. Ben temin Orhan Uğuroğlu'nun yazısını söylemiştim. Hı hı. Cihan Bey de onu aldı, söyledi. Yani Ermeni'nin barosu, Rum'un barosu, efendim şunun barosu, bunun barosu olur mu? Osmanlı bunu denemiş, görmüş ve fevkalade sıkıntıları ortaya çıkmış. Biz bugün burada yani meslek haklarımızı korumaktan ziyade efendim çoklu baro Türkiye'de bölücülere zemin hazırlar. Türkiye düşmanlarına, Türk milletine düşman olanlara zemin hazırlar. Şu olur, bu olur. Yabancı istihbarat örgütlerine zemin hazırlar. Yabancı devletlere zemin hazırlar. Ne olması lazım? Tek bir baro, tek bir Türkiye Barolar Birliği ve avukatlar ve avukatların meslek kuruluşları Türkiye'nin birliğinden, bütünlüğünden, beraberliğinden yana kuruluşlardı zaten. Bunların tartışılması bile olmaz aramızda. Ama siz çoklu baroyla kendi ayağınıza adeta bir kurşun sıkıyorsunuz. Ve biz avukatlar da bu meseleyi sağlıklı bir zeminde değerlendiremediğimiz, barolarımıza yeterli katkıyı veremediğimiz için de siyaset bizde bir oyuncak gibi oynuyor. Onun için bunun önüne geçmemiz lazım. Aklı selim olmamız lazım. Buna da Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın ve Yönetim Kurulu'nun barolarımızla bir an önce bir araya oturarak bizi yönlendirmesi lazım. Evet. Bir hak arayışına girmemiz lazım. Yoksa böyle bölük pörçük, bak bir tablo, çıkan tablo, bölük pörçük bir tablo, bu bizi arzu ettiğimiz hedefe ulaşmaktan alıkoyar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaya Önü, ben sizin reklama girmeden evet. sözünüzü kesmiştim. Yok, atladım, kusura bakmayın. Ben de sizden de kısaca üstadım, devamınızı alayım. Hem stüdyoda değil hem de söyleyeceğim şeyler var deyince... gerekirse sözüm kesilsin, kendisi konuşsun istedim. Çok güzel bir noktaya parmak bastı Özcan Üstadım. Dedi ki siyaset dışı olması lazım mesleğimizin ve barolarımızın, Barolar Birliği'nin gündeminin siyaset dışı olması lazım. O zaman benim aklıma iki mesele geliyor. Yani bunlar zaten siyaset üstü mesela. Bir, mesleğin menfaatleri, yanlış mıyım Özcan Bey? Mesleğin menfaatleri, avukatların çıkarları, hukukun üstünlüğü için mücadele, artı bunun yanında ülkenin birliği, bölünmezliği, bütünlüğü ve cumhuriyetin temel niteliklerinin korunması. Bunlar zaten siyasi, bu meseleler siyaset değil. Herkesin vatandaşlık görevi. Ben ama demin ki reklamdan önceki konuyla bunu bağdaştıracak olursam şöyle bağdaştırabilirim. Ben reklamdan önce şunu dedim. Tam da Özcan Bey'in dediği, baroların ve Barolar Birliği'ne eğilmesi gereken konular bunlar dediği konuyla reklamdan önce değindiğim konuyu birleştireyim. Ne dedim ben reklamdan önce? Ben dedim, çoklu baroya karşı yürütülen bu mücadeleyi samimi ve sonuç alıcı bulmuyorum. Acaba bu sürecin arkasında siyasi niyetler ve başka bir hedef mi var? Bence o hedef evet. O kol kola girmeden filan, sırt çevirmeden de anlıyoruz ki benim gördüğüm burada bir Metin Feyzoğlu hedefi var. Metin Feyzoğlu neden hedefte? Ben gerçekten bu Türkiye'de bazı etki odakları bir anda bir istedikleri bir rüzgar estirebiliyor ve bazı yurttaşlarımız o rüzgarların arkasına kapılabiliyor. Ben burada bir Metin Feyzoğlu karşıtı bir rüzgar estirildiği, çoklu baroyla mücadele ediyoruz görüntüsü altında, Metin Feyzoğlu karşıtı bir rüzgar estirildiği ve 2020'de gerçekleşecek olan, önümüzdeki aylarda gerçekleştirecek olan baro seçimlerinde ön alma olarak görüyorum bugünkü mücadeleyi. Tabii burada oraya gerçekten çoklu baro meselesini ortadan kaldırmak için giden, orada mücadele eden, meclis kapısında uyuyan, Ankara'ya yol tepen çoğu baro başkanımı tenzih ediyorum. Ama burada belli baro başkanlarının aman aman bir de çoklu baro diye bir derdi olmadığını, buradan siyasi kaygılar hareket ettiklerini ve Metin Feyzoğlu'nu hedefe koyarak bir mücadele yürüttüklerini gözlemliyorum.
Peki Metin Feyzoğlu'nun neden hedefte? Tam da üstadımın, Özcan Bey'in dediği gibi, ben Metin Feyzoğlu dönemindeki Türkiye Barolar Birliği'nin tabii çok eksiğimiz var. Bu tartışılmayacak bir şey ama gerek sosyal yardımlar, gerek şu an hükümetin içinde olduğu, hükümette şöyle şunu bir görmemiz lazım. Özellikle 2015 ve 2016 sonrası hükümette hukuk adına, avukatların menfaati adına konuşulup, tartışılıp, özellikle Abdülhamit Gül, bence Adalet Bakanımız burada bir şanstır, konuşularak, tartışılarak avukatların yararına, menfaatine, hukuk anlamında, düşünce özgürlüğü anlamında, bazı düşünce özgürlüğüyle ilgili davalarda bazı değişiklikler oldu, biliyoruz. Bu anlamlarda sonuç alınabileceği bir ortam var. Geçmişe nazaran bugün bence böyle bir farklılık var. Özellikle 2016, 2015 ve 2016 sonrası belki daha çok. Metin Feyzoğlu da bu süreçte bence, evet, bu burada bir geçmişe nazaran bir diyalog edilebilir, bir diyalogla belli menfaatlerin, belli kazanımların elde edilebileceği bir ortam var. Bunu değerlendirelim şeklinde bir yaklaşımı var Metin Feyzoğlu'nun. Artı ne var? Türkiye bu zamana kadar, benim şahsen eleştirdiğim, Türkiye'nin yapmadığı, ancak belli bir dönemden sonra yapa geldiği, orada çeşitli, demek ki hükümette bir makas değişikliği, bir bakış açısı değişikliği gerçekleşti demek ki devletin belli katlarında. Türk geçmişte olmadığı şekilde Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü savunan, teröre karşı, Türkiye'de devlet içinde devlet oluşturan yapılara karşı bir mücadele edildiğini ve bir milli bir mesele olduğunu görüyoruz bu süreçte. Özellikle belki de 2013'ten, 2014'ten sonra sını da buna katabiliriz. Bu zamana kalan bir mücadele var. Metin Feyzoğlu'nun ekstradan da bu mücadelede Türkiye Devleti'nin yanında, terör örgütlerinin karşısında, Türkiye'nin milli politikalarının yanında bir tavrı var. Bence Metin Feyzoğlu'nun tam da işte Özcan Üstadımızın söylediği şekilde meslek artı Türkiye'nin milli meseleleri noktasında takındığı tavırdan dolayı bence Metin Feyzoğlu şu an hedef olmuş durumda. Türkiye'de şöyle bir Barolar Birliği Başkanı isteniyor. Benim Türkiye uluslararası anlaşmalardan, uluslararası haklardan kaynaklı meşru müdafasını, ben kardeşim güney sınırımda bir terör devleti istemiyorum şeklindeki Türkiye'nin, bu zamana kadar belki çeşitli yanlışlarla onlara göz yumuldu ama belli bir tarihten sonra ne güzel uyanıldı ve gereği yapılıyor. Şimdi bu gereğinin yapıldığı dönemde hayır, böyle bir şey yapamazsınız, bu bir insanlık suçudur diyen bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı bence isteniyor. Ve bunu o büyük barolarımızdan, bugünkü çoklu baro meselesinde de ortamı geren ve işi sokağa, yürüyüşe, haklarıdır ayrı mesele. Ama bence yanlış yöntemlerle bunu gündeme getiren, her baromuzu kastetmiyorum, her baro başkanımızı kastetmiyorum ama belli baroların Türkiye'de milli meselelerde devletin yanında olmayan, meslekten ziyade Türkiye'nin menfaatleri ve çıkarlarının dışında bazı politikalara destek veren bir yapıya büründürülmeye çalışıldığı. Türkiye Barolar Birliği'nin tepesinde az önce dediğim gibi Türkiye'nin hakları ve menfaatlerini savunduğu yerde, hayır insanlık suçu işliyorsunuz, hukuk katlediyorsunuz diyecek veya neden bu terör örgütünün üzerine gidiliyor, gidilmesin denecek diyen bir Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve yönetimi arzulandığını ben görüyorum. Maalesef bu noktada bir Metin Feyzoğlu düşmanlığını ortaya koyan baro başkanlarımızın da bu uluslararası projeye alet olduklarını düşünüyorum. Bu çoklu baro meselesinin konuşulurken bir taraftan da bu Metin Feyzoğlu'nun bir hedefe konmasının arkasında bence biraz bu var. Bu noktada da kendilerinin artık bir an önce uyanıp bu uluslararası tezgaha, çünkü çok başka, şimdi burada vaktimiz dar, daha başka meseleler de var. Buna verebileceğimiz, bu konuya verebileceğimiz çok örnekler var. Bu alet olma durumlarından kurtulmalarını kendilerine salık vermek istiyorum bir genç meslektaşlar olarak. Benim bu gördüğüm meseleyi onlar da görüyorlardır. Görmüyorlarsa da görmek istemiyorlardır. Bence biraz bu meselelerin arkasında, işin Metin Feyzoğlu ve barolar arasındaki gerginlik diye lanse edilen meselenin arkasında biraz Türkiye'nin milli meseleleri noktasına takınılan tavır farklılığı da olduğunu ben düşünüyorum. Evet.
Sezgin Bey, son sözü size bırakacağım. Bir eklemeniz olacaktı galiba. Son 3 dakikamız kaldı çünkü. Sizi isterseniz onu da bırakalım. Şimdi ben aslında az önce Özcan Üstadımızın söylediği gibi baroların siyaset üstü olması gerektiğini söylemiştim. Yani siyasi düşüncemiz her ne olursa olsun baroların bir meslek örgütü olduğunu, üstelik kamu hizmeti yapan meslek örgütü olduğu için de siyasetin dışında ama siyasi söylemlerden uzakta olması ama ülke gündemini, yapılan hukuki düzenlemeleri de en yakından takip eden birlik ya barolar olması gerektiğini söylemiştim. Burada aslında az önce Fırat kardeşimin söylediklerinin bir kısmına kısmen katılmakla beraber bir kısmına katılmadığım, ya daha doğrusu az önceki söylemimle çelişen yönü şu. Evet, milli bir davada tek yürek, bütün ülke 82 milyon ya da işte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tek yürek her zaman olacaktır. Bu bizim tarihimizde, geçmişte de bu böyledir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak şunu söylüyorum. Bugün Barolar Birliği Başkanı'yla diğer baro başkanlarının karşı karşıya kalmalarındaki yegane sebep de her iki kurumunda siyasallaşmakla suçlandığı için bugün karşı karşıya gibi gözüküyorlar. Yani aslında bir an için herkes sadece mesleğini düşünse, meslek örgütünü düşünmüş olsaydı biz bugün bu bulunduğumuz noktada zaten olmayacaktık. Şimdi TANAT Başkanı'mı ben bu pandemi döneminde sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla meslektaşlarına yapmış oldukları yardımlarla ilgili de sosyal medyadan ben takip ettim. Ve kendisine de meslektaşlarım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok baro meslektaşına bu pandemi döneminde ciddi yardımlarda bulundu. Ya da kendi çapında, kendi gücünde yardımlarda bulundu. Ama şöyle bir gerçek var mesela. Bizim baromuz, Ankara Barosu, 20 Mart 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar yoktu. Yani bunu hiçbir genç meslektaşımızın, bakın seversiniz ya da sevmezsiniz siyaseten ama İzmir Barosu ya da İstanbul Barosu, bugün bölünmeye çalışılan barolarda, bugün askıda fatura denilen, bugün bir siyasi partiden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız apayrı bir siyasi görüşten olabilir. Onlar dahi kendilerince vatandaşların yanında olmak için çeşitli projeler geliştirdi. İzmir Baro Başkanı aynısını örnek alarak işte askıda fatura projesini, evet, geliştirdi. Erzurum Baro Başkanı, Kahramanmaraş Baro Başkanı meslektaşlarına maske, dezenfektan, bayramda çikolatasına varana kadar gönderdi. Evet. Onların yanında destek olduğunu hissettirdi. Ama bu dönemde Ankara Barosu yoktu ve çok üzülerek seyrettim ben. Eskişehir yolunda baro başkanlarını doğal olarak gözaltına aldıklarında, etrafları polis barikatına çevrildiğinde, inanın içerideki baro başkanlarını dışarıda bekleyen 40 avukat vardı ilk, evet, gün. Yani bugün Ankara Barosu'nun 20 bine yakın avukatı var. Bugün eylemlerde toplayabildiğimiz meslektaş sayımız 500, 1000. Biz şunu düşünmemiz lazım. Demek ki birçok meslektaşımız hala müzakerenin yapılabileceğine inanıyor. Şunu da çok net söyleyeyim. Eğer bu müzakereler yapıldıktan sonra hala ve hala hükümet kanadı eğer ben bu kanunu getireceğim kardeşim diye direttiği noktada, o zaman buradan hani nereye yürümemiz gerekiyorsa 20 bin avukat yürüyelim. Evet. Ya benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Seda katılım... Seda Hanım, programı kapatacaksınız ama sosyal medya ile ilgili bir cümle söyleyeceğim sadece. Çok kısa bir cümle almam lazım çünkü bitirmek tamam, zorundayım. Bir cümle. Sosyal medya Türk milletine Allah'ın bir lütfudur. Sosyal medyayı elimizden kaptırırsak, kapattırırsak, kısıtlatırsak haber alma haklarımız, gerçekleri öğrenme şansımız ortadan kalkar. Evet. Türk milleti ne yaparsa yapsın sosyal medyaya sahip çıksın. Evet. Peki çok... üstadım, klavye delikanlılarına ne yapmamız lazım? Ona ne önerirsiniz? Onlar ayrı bir konu. Türk milleti, evet, karanlıklar içerisinde şöyle yapalım. Ayrı bir konu demeyin üstadım. Bence sosyal medya çok
Çok büyük bir fırsat Türk milletinin elinde. Şöyle yapalım. Tüm konuklarımdan öncelikle katılım sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi çoklu baro teklifini de içeren kanun teklifi çok başlı başına bir konu olduğu için sosyal medyaya vakit ayıramadık ama ilerleyen günlerde bunu detaylı bir şekilde yine katılımcıların da davetimize icabet etmesi halinde biz çok memnuniyet duyarız. Bu konuyu ayrıca tartışmayı da dileriz. Erzurum Baro Başkanı Sayın Talat Göğe Bakan Avukat Özcan Pehlivanoğlu, Avukat Sezgin Özkan ve Avukat Fırat Kayaönü ile birlikte bugünkü özel yayınımızda çoklu baro düzenlemesinde içeren kanun teklifini konuştuk. Avukatların sorunlarını masaya yatırdık. Tüm katılımcılarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için tekrar izleyicilerimize de teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.